Her şey eninde sonunda sessizdir. Bir günün kırılganlığından kalan ve tekrar tekrar kırılan, müteellim bir insan sesinin başlattığı ağlamanın kırı sessizdir. Dalda yalnız ve dağılmış bir elma, yalnız ve yapraklar örtmüyor onu. Gelen akşama geçen akşamın içlenmeleri dadanmış. Bu kadar sessizdir. İçinin çıngarlarından yonttuğun asi bir atbaşı gibi rüyalarının ucunda umudun sessizdir. Filistin'de akşam üstleri sessizlik bir file somun gibi. Efendim Millet Kıraathanesi'ne hoş geldiniz. Bu güzel şiirden sonra programı açmak ve konuşmak zul gelse de yine de konuşmaya gayret edeceğiz. Bendeniz Mustafa Akar, biraderim İbrahim Altay ile birlikte kıraathanemizin kapılarını yeniden açtık. Bugün okuduğu o güzel şiir çok güzel de özlediğimiz o İbrahim Paşalı seslendirmesi de bir o kadar güzel. Sağ olasın. O seslendirmeden gördüğünüz üzere Refik'imiz İbrahim Paşalı konuğumuz. Hoş geldiniz. Ne yani kadar oldu? Ben geleli ne kadar oldu? Bir seneyi geçti. Fazladır bence. Tabii, İlk misafirlerimizden biriydin abi. Tabii. Hı. Yani biz zor kısmımızı seninle açtık. İyi. Şimdi de 110. programları sürüyoruz. Ay maşallah, nazar değmesin, evet. Ne diyeyim. Dolayısıyla 110. programlarda yeniden bir İbrahim Paşalı programı yapalım diye niyet etmiştik. Şey gibi, daire döndü yine geldik buraya. Neyse. İbrahim abimiz radyoda şiir okurdu. Biz onun okuduğu şiirlerle büyüdük falan deyip. Deyip tabii. Bu arada gerçekten öyle. Ben kendisiyle ya 97 ya 98 Marmara FM'in Topkapı'daki yeri miydi acaba? Kamyon geçince sallanan bir bina idi. Şey canım, Bereç, Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa'da bir binada kendisini tanımış idim. O zaman saçları uzundu. Uzaktan bakanlar İsa Mesih'in yeryüzüne indiğini düşünürlerdi. Yaşlanmak diyoruz. O zaman gece yürüyüşü yok. Gece yürüyüşüydü program. Yine işte çok ilginç. İsra suresinden mülhem. Doğru, oradan yola çıkarak değil mi? Tabii. Hani gece yolculuğu, gece yürüyüşü. Ben bak unutmuştum bunu ha. Yine aslında tabii. Gönderme oraydı. Tabii. Evet. Elinizde bak işte benim hafızam diri. Annem Belkıs kitabı vardı elinizde. Bunları hatırlıyoruz yani. Bak neler hatırlıyor. Adam detaylara bak. Güçlü bir hafıza. Tehlikeli. Tabii. Tehlikeli olduğu zamanlar mevcut. Yani. Şiirin çok güzel bir şiir İlhami Çiçek. Rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Yani o Filistin'de akşamüstleri kısmı var ya, orası çok can yakıcı abi. Ya buna itiraz eden olur mu bilmiyorum. Hani çok iddialı bir laf da etmek istemem ama kanaatim şu. Muhtemelen Türkçedeki en güzel Filistin şiiri bu. Çok doğru söylüyorsun. Ben de yani bu yüksek bir sanat eseri. Yani sorumluluk duygusuyla, bir görev duygusuyla, hani zorlamayla yazılmış bir şiirimsi bir metin değil. Evet. Hamaset de yok bu arada şiir. Hiç yok. Yani bir çok ince bir ruh hali var ve bunu şair gerçekten böyle sessiz bir şekilde nasıl anlatabilir? Çünkü o sessizlikte derin bir anlam var. Yani içinde muhteva ettiği, anlatamadım o kelimeyi, söyleyemedim. İhtiva ettiği düzeltiyorum. Sahici bir şey var ya, o sahici anlamı en iyi herhalde bu şekilde anlatabilirim diye düşünmüş. Şimdi dün bir dizide gördüm onu bakarken, baştan sona izlemedim ama bir cümle dikkatimi çekti. Kadın şöyle bir şey diyordu. Tarihçiler bir olayın tarihini bize bildirir. İşte edebiyatçılar nedenini gösterir gibi mealen. Şimdi bak mesela bu şiir muhtemelen 80'lerde mi yazılmış? Çok iyi bir hatırlamıyorum. Özellikle de kontrol etmedim. Yani 80'lerden hemen şimdi, sonra olabilir tabii. Şimdi rahmetli İlhami Çiçek'in elinde muhtemelen doğru dürüst Filistin fotoğrafı bile yoktur. Hani bir video, bir film izlediğini zannetmiyorum. 70'li yıllardır bizim edebiyatımıza imkanlarıyla ilk girmesi Filistin davasında. Fakat hani bir şeyi gösteriyor bize. Hani evet. Edebiyatın gücü bu ya. İlki Sezai Bey'in, Sezai Karakoç'un rahmetlinin, hepsine rahmetli der olduk. O da çok acıtıcı bir şey. Yaşlanma alameti bunlar. E,
Diriliş dergisinde sonunda bunu da yaptın ey Yahudi. Mesela ben o şiiri yani tam üstadı sevenler evet, zaten beni hoş görsünler. Almadı, çok almadı zayıf, zaten. Çok kötü bir şiir. Zaten şiirde değil bu arada, tam onu anlatıyorum. Diriliş dergisinde yayınlanıyor. Yani yanlış söylesem beni düzelsinler. 70 ya da 71 yılında yayınlanıyor. Edebiyatımızda, kültür dünyamızda Kudüs meselesinin, Filistin davasının neredeyse ilk söylenmiş halidir o şiir. Aslında şiirimsi bir metin. Mescid-i Aksa'daki bir minberi yakıyor yine bu Siyonistler. Onun üzerine kaleme alıyor bu şiiri. Şiirimsi metin diyelim. Zaten yani bunu şiir gibi görmediğin de bu Gündoğmadan isimli toplu orada şiirlerini almadığından anlıyoruz. Yani içinde birikmiş olan o meseleyi en iyi manzum ifade etmiş. Şiir değil yani, onu söyleyelim. Çok da iyi bir metin. Ama işte rahmet İlham İçiş'in başarısı bu. Ağlayacak gibi bir şiir. Değil mi? Evet. Değil mi? Ya bu sessiz şiiri gerçekten. Yani çünkü şey. O duygu, bak şimdi düşünsene dalda yalnız bir elmadan bahsediyor. Mesela kelime tercihlerini ben çok seviyorum bu şiirde. Müteellim bir insan diyor mesela. Orası biliyorsun güzel genç bize. Yazarlar, genç şairler, sen daha iyi bileceksin. Estağfurullah, hüzün kelimesini çok kullanırlar. Yani hüzün enflasyonu vardır hatta. Bir dönem böyle kelimelerin enflasyonu olur, o da bir dönem böyle. Ama burada müteellim biliyorsun elemli demek. Yani dertli. Evet. Müteellim bir insan sesinin başlattığı diye bahsediyor. Evet. Şimdi o sessizliği anlatıyor ve şu anda da dünya sessiz. Evet. Yani bu kadar mı olur? Yani muhtemelen bu 40 yıl. Bu müteellim deyince ben bir hadise aklıma geldi. Bir münasebetsizlik yapıp anlatayım mı? Estağfurullah. Sohbet şimdi, ediyoruz. Şimdi dört. Ben akademisyen değilim biliyorsun. Hı. Arkadaş oturuyorlar. Bir ortama birisi geliyor yabancı. O da arkadaşlarını tanıtıyor. Diyor ki müteşair falanca, müteşair falanca, müteşair falanca. Bu da şair filanca. Bu şair dediği o müte şeyinin ne anlama geldiğini bilmiyor ya müteşair. Aha. Şair adayı demek aslında yani hevesli hı-hı gibi. Bardağını alıyor gidiyor başka masaya. Hayırdır küsüyor, diyorlar küsüyor. Niye diyor onların hepsi müteşair de ben şairim. Anlamını bilmiyor. Oysa ona iltifat etti ama. Yani müteellim. Müteellim o da insan. Elemli. Evet. Yani. Bütün dünya susuyor dedin abi. Sessiz işte yine aynı. Yani düşsene. Şimdi büyük edebiyat yani yüksek sanat eseri böyle bir şey biliyorsun. Evet. Kalıcı. Şu anda mesela bu şiiri görüntülerin altına koy. Hiç sırıtmaz. Evet. Yani bilmiyorum nereden başlamalı. Ev şöyle, sahibi sizsiniz. Estağfurullah. Ben gerçi üçüncü gelişim. Bende de onun rahatlığı yok değil ama. Bizim programımıza ikinci gelişim en azından öyle. Yok, ama evet. WOW TV'mize üçüncü gelişim. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Şöyle, şuradan başlayalım isterim. Birincisi, şimdi bu dünyada en çok duyduğumuz kelimelerden birisi savaştır. Hı hı. Bu dünyada en çok duyduğumuz kelimelerden birisi barıştır. Evet. Fakat bu iki kelimeyi bu kadar çok duymamıza rağmen ne hikmetse barış kısmını çok konuşamayız. Yani hı hı genelde savaşların hikayesi çok yüksektir ama barışın hikayesi olmaz genelde, anlatılmaz. Şimdi bugünlerde de modern dünya bize şöyle bir kazık atıyor. Önümüzde bir mezalim var. Tamam? Bir mezalim var. Hamas İsrail'de bir girişimde bulundu, bir saldırıda bulundu. Ardından İsrail çok büyük bir karşılıkla, değil mi? Görüneni anlatıyoruz. Orantısız güç. Hamas'ın yaptığının, şöyle söyleyelim, onu tasvip ettiğimiz için söylemiyoruz o saldırıyı. Hamas'ın yaptığının belki 13 katı, belki 20 katı, değil mi? Misliyle cevap verdi. Hatta bir akademisyen canlı yayında çocuk kesmeyelim mi yani gibi, demek gibi büyük bir şeyde bulundu. Gaflet mi deriz, hıyanet mi deriz, yani nasıl anlamlandırabileceğimizi bilmediğim bir şeyde bulundu. Fakat buna rağmen enteresan bir şekilde itiraf diyelim. İtiraf diyelim ya da doğru daha doğru kelime itiraf. Fakat buna rağmen yine modern dünyada İsrail haklı çıktı. Bunu nasıl görüyorsunuz yani? Ya bence şöyle. Bu nasıl bir şeydi? Ben şimdi yani? Seninle de konuşuyorduk. Haklı hatırladım. Demesek bence güçlü. Yani ya da diyelim güçlü. Şey çıktı. Yani baskın çıktı. Yani onun yaptıkları daha görünür oldu. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır gibi bir şey bu. Bugünkü programda ben de kelimelerle kafayı takmış bir adam gibi. Güzel. Sen oradan bizi sürekli düzelt. Tabii. Ondan sonra. Yani şimdi hatta dün müydü seninle yazışırken dedim ya. Ben biliyorsun espriyle kendimden part-time İslamcı diye bahsediyorum.
Yoksa hani 20. yüzyıldaki diyelim hani İslamcılık dediğimiz literatürü düşünelim, tecrübeyi düşünelim. Hani böyle benim çok yani arkadaşlar beni hoş görürsünler ama çok böyle beni heyecanlandıran, çok da hani beni mutmain olduğum diyelim. Bak başka eski, evet, klasik eski Türkçeden bir şey. Yani beni çok tatmin eden, evet, bir söylem, bir retorik ya da bir malumat, argüman ne dersen de buna değil. Fakat part-time İslamcılık esprisi şu. Kardeşim hani... Bir ara emekli İslamcıydı, şimdi part-time... Emekli entelektüel. Ha, emekli entelektüel, pardon. Olması işte tabii latifesi. Ama sonuçta şimdi İslam bir din. Evet, dini boyutunu bir kenara bırak. Bir de tarihi bir boyutu var. Ya şimdi bu topraklarda bir hatırası var. Evet. Yani içtiğin, hani edebiyat parçalayalım biraz. Yani içtiğin suda bile, suya bile karışmış. Yani bitkilere bile karışmış. Çünkü yıllardır bu topraklarda bir şekilde iyi kötü. Şimdi oraya biraz gönderme yapıyorum. Yani o hatıralardan rahatsız değilim ben. Hatta onların bende bir hatırı var. Ve ben de hani biraz Kadir Şinas, Kadir Şinas bu gecenin kelebelerinden biri olsun. Biraz vefalı olmaya çalışarak hani onları da selamlamaya çalışayım. Yani sesi çıkmayanlar, hani birilerinin sesi çok çıkıyor ama bir de sesi çıkmayanlar var. Yani onu biraz selamlama. Kim onlar? Denemesi. Kim onlar? Şimdi bu mesela bugün konuştuğumuzda işte ne oluyor? Mesela Filistinliler oluyor özelde. Şimdi burada ama kolay bir konu değil bu. Ve ben diyelim bununla ilgili yazılanları okuduğumda, hani bir şeyleri izlediğimde, işte sen de görüyorsun, ben normalde sosyal medyayı çok kullanan bir insan değilim. Ama sinir oluyorum. Hani biraz kişisel anlatmamı hoş görürseniz. Sinir olduğum şey şu. Yarım asırdır dünyadayım. Abi insanlar hala aynı cümleler, aynı argümanlarla konuşuyorlar. Ve bundan sıkılmıyorlar. Yani sağcısı da böyle, solcusu da böyle. İsrail yanlısı da böyle, Filistin yanlısı da böyle. Bir de şundan da çok rahatsız oluyorum. Ya bu mesele öyle zannettiğimiz gibi doktora seviyesinde bir uzmanlık gerektiren, ya işte bu bin yıllık bir mesele. Yani bu çok karışık işte. Complicated diye sürekli biliyorsun yabancı medyada onu, evet, pompalıyorlar. Ya işte bu çok complicated yani. Yani bunu hani boş ver, karışma bunlara falan. Genellikle birisi bu kelimeyi kullanıyorsa ve çok sık kullanıyorsa çok basit bir gerçeğin üzerine örtmek için kullanıyordur. Şimdi burada da hikaye ne? Hani bilmiyorum hani ben böyle bencilce konuşuyor olabilirim. Yok estağfurullah. Yok gerçekten kastettiğim şey şu. Seni dinliyoruz şu anda. Arkadaşlar buradaki sorun şu. İsrail devleti bir azınlık devleti. Evet. Yani hep 1948'de kurulduğundan beri deniliyor ama. Aslında 44'ten 45'ten itibaren. Azınlık, evet, devleti bu. Evet. Şimdi sen bir yerde devleti azınlığa verirsen orada huzur olmaz. Orada barış olmaz. Yani bunu ben evirip çevirmeye gerek yok. Çünkü sen devleti azınlığa vermişsin. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişiz. Ve özetlemeye çalışıyorum. Yani ekleme çıkarma yapın lütfen. Yanlışım varsa abartıyorsam düzeltin. Ya 100 yıldır bu coğrafyada özellikle Müslümanların can ve mal güvenliği yok. Şimdi 100 yıldır can ve mal güvenliğinin olmadığı bir yerde, işte sosyal medyada görüyorum. İşte bizden niye bilim adamı çıkmıyor? Bizden niye ödüllü? Abi 100 yıldır yani Osmanlı bakiyesi dediğin yerlerin çoğunda can ve mal güvenliği yok. İyi misiniz siz? Yani arada depremi yaşadığımızda, artçıları yaşadığımızda hatırla psikolojimiz nasıl bozuluyor bizim? Şimdi sen canından emin olmadığın bir yerde ne üretebilirsin? Bir kere psikolojim bozuluyor. Hı. Şunu da artık biliyoruz herhalde. Yani bu da neredeyse bilimsel bir gerçek. Travmalar da genlerle taşınıyor. Şimdi buradaki olayı girift yapan ne? Musevilerin de travmaları var. Dini travmalar da buna dahil. Orada ayrı bir, orada bir patolojiye varan da bir şey, evet, var. Çünkü bu ne diyelim ona mesiyanik, yani uçuk dediğimiz, fanatik dediğimiz şeyler başlı başta zaten psikolojiyi bozan bir şey. Tabii senin, sadece hasidiklerde değil yani. Senin o gerçeklikle bağını koparıyor, evet, çünkü. Şimdi kaybettik biz. İngiliz mandasıydı burası. Ve biliyorsun İngilizler burayı Yahudilere verdi. Azınlığa verdi. Şimdi burada şunu konuşmuyoruz. Yani şunu da özellikle söyleyeyim. Hani haksızlık yapmayayım. Bütün Yahudiler diye söze başlayıp negatif cümleler kurulmasından hiç hoşlanmıyorum. Bundan hiçbirimiz hoşlanmıyoruz. Yani, yani bunun ama altını çizelim. Hayır hani, burada şimdi böyle bir şey vardı. Ben de Ortodoks Yahudileri tutayım, hayır, diye bir şey yok. Değil. Seçmecilik yapmıyoruz. Şimdi yani. Auschwitz'te gerçekten
garibanları katletti. Katlettiler. Avrupa katletti. Yani bunu Hitler'in üstüne atıyorlar. Ya Hitler şey nedir? Başrol. Abi bir de orada katledilenlerin hepsi bu arada İsrailoğlu değil. Yani Çingenelerde var, romanlar var. Başka Türkler bile var. Yani başka devletlerden bir sürü insan var. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda ne kadar insan öldü? Bak bunu konuşmuyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 50 milyon. Korkunç bir rakam yani. Tabii. 50 milyon nasıl bir rakam? Tabii. Gerçekten korkunç. Ya şöyle bir şey var. Şimdi mesela ben en son Terezin Nazi kampına gittim. Prag'la Dresden arasındaki Nazi kampı. Terezin Nazi kampına giriyorsun. Seni 60 tane anıt mezar karşılıyor. Seni 60 tane anıt mezarın ortasından yürütüyorlar. Tamam mı? 60 mezarın ortasından yürüdün. Kampın içine giriyorsun. Klasik bir şey hikayesi başlıyor. Doğrudur. Bunların hepsi yaşanmıştır o kampta. Elbette yaşandı. Bir soykırım hikayesi başlıyor abi. Şeyden, tünellerden geçiriliyorsun. En son toplu idamların yapıldığı yere geliyorsun. Ve oradan bir çıkış kapısı var. Oradan çıkıyorsun. Çıktığında zihninde bir hikaye senin belirmiş oluyor. Ben şunu soruyorum modern dünyaya. Şimdi ben 60 tane mezarın ortasından geçtim, gittim ve zihnime bir hikaye modern müzecilik tekniğiyle birlikte zihnimde bir şey inşa edildi. İçine girdin. İçine girdim o hikayeyi. Tecrübe ettim. Tecrübe ettim. Yaşamış kadar da oldum yani neredeyse. Kardeşim Filistin'e 44'te ilk Yahudi yerleşimcilerin geldiğinden itibaren ölen Müslüman sayısından o sayıya ilişkin net bir bilgimiz var mı? Yok, muhtemelen herhangi bir şey, bir sergi bir şey de yoktur. Yani herhangi bir böyle bir müze var mı? Bize bunu anlatacak hikayeler nerede? İşte birkaç tane önemli yazar, birkaç tane kitap, Kudüs Ah Kudüs gibi gazetecilik tekniğiyle yazılmış önemli eserler. Biz de Hamasi tarafıyla da baksa en azından bu davanın, bu bilincin duygusunu oluşturan birkaç tane eser. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla zaten o hikayeyi adam senin gittiğin en küçük turistik gezide inşa etmeyi başarıyor yani. Şimdi orada işte mesela İsrail devleti bir medya devleti. Yani Hollywood filmleriyle şekillenen bir şey. Ondan sonra ve şu anda mesela işte seyirciler algılarını bir yoklasınlar. Şöyle zannediyorlar. Eğer İsrail devletini eleştirirsem, laf edersem Allah muhafaza aynı acılar tekrar yaşanabilir. Şimdi böyle bir şartlanma, böyle bir güdülenme, böyle bir algıdan bahsediyoruz. Oysa bunların birbiriyle alakası yok. Şimdi yine sade özetlemeye çalışalım. Avrupa'nın Yahudilerle sorunu var. İslam dünyasının yok. Tabii. 1948'e kadar diyelim hani yuvarlak hesap. Şimdi ben mesela şu cümleleri kurmak hani dedin ya zul geliyor. Şu da bana zul geliyor. Ben İstanbullu bir Müslümanım. Amatör Müslümanım hatta yine kelime oyunu yapalım. Ve bizim... Ama part time demedin abi. Başta yerine göre. Rize asıllıklı kısmını hep unutuyorsun ama eski. Ya o net o. Peki, baksana burada. Eyvallah. Yani görünen şey. Şimdi düşünsene kaç asırı, 500. yılını mı kutladılar evet. Museviler? İslam dünyasında bunların bir sorunu yok. İsrail devleti kurulup Filistinlilerin toprakları işgal edilene kadar yani elbette küçük olaylar olmuştur. Ama hani öyle katliamlar bilmem neler işte sistematik bir öyle bir şey yok. Şimdi burada ben görmüyorum ya da ben az okuyorum, beni düzeltin. Avrupalılar ve dolayısıyla Amerikalılar, dünyanın egemen güçleri, Filistin'de bir İsrail azınlık devleti kurarak, kurdurtarak bir taşla iki kuş vurdular. Eğer Filistin'de İsrail kurulmasaydı nerede kurulacaktı? Hatırla. İşte yine... Ya İngiltere'de kuracaklardı, ben sana Amerika'da. Söyleyeyim, Almanya'nın, Polonya'nın, Avusturya'nın tabii, bir sürü yere gidecekti. Şimdi şöyle, seni desteklemek için... Konuşacağım ben. Yanlışım varsa lütfen. Estağfurullah. Olur mu? Ben muhalif rolünden bu programda vazgeçtim. Şimdi. Onun rolünü biliyorsun değil mi? Programımızın biliyorum. Muhalifi. Şimdi bir Jill Anitjar diye bir akademisyenle tanışmıştım yıllar önce. Bu Derrida ekolünden gelen bir dostumuz. Onunla uzun uzun sohbet etme şansımız oldu. Bir kısmı onun anlattıklarından, diğer kısmını kendi okumalarıma dayanarak söylüyorum. Onun verdiği örnekler mesela Shakespeare'den başlayarak, şimdi Venedik tacirini düşünelim, Otello'yu düşünelim. Literatürde yani bunu çıkaramıyorsun da, yani bu leke çıkmıyor. Walter Scott var biliyorsunuz, tarihi romancılığın atası. Yok ben bilmiyorum, benim cehaletim. Bu işte Ivona kitabıyla Robin Hood karakterini icat eden meslektaşımız diyelim meslektaşımız. Abi. Hı. Şimdi ondan mesela bir orada o kitapta Yahudiler hakkında söylediklerine bakarsanız çıfıt,
tefeci. Hep negatif sıfatlar. Hep negatiftir. Göte'ye bakalım. Aynı şeydir. Yani 20. yüzyılın başlarına kadar neredeyse Avrupa şeyindeki, edebiyatındaki, literatüründeki Yahudi karakterinin şeyden bir farkı yoktur Müslümandan. Evet. Hatta yer yer Müslüman karakterler daha olumludur. Hatta aynı kategoride değil mi? Tabii. Bak şöyle söyleyeyim. Biraz daha geri gidelim. Haçlı seferlerini düzenlemek için biliyorsunuz Vatikan'da toplanıyorlar bunlar. Kardinallerden biri diyor ki, ya diyor biz niye oraya kadar gidiyoruz ki diyor. Burada da var. Düşman burada. Kimi kastediyor? Müslümanlar olmadığına göre Yahudileri kastediyor. Şimdi burada tabii iki şeye değinmek lazım. Birincisi Siyonizmin temelde bir Hristiyan ideolojisi olduğuna. Vaat edilmiş topraklar dediğimiz hikaye Filistin'de başlamıyor önce. Nerede başlıyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Püritenleri düşünelim. Kurdukları şehirleri düşünelim. Evet. Betlehem. Ne demek? Tabii. Beytüllahim demek yani. Çok bariz. Burada bir başka şey. Yani birincisi bu vaat edilmiş topraklar dediğimiz ideoloji. Arz-ı mevud. Elbette her zaman buna bir tarihi köken bulunabilir ama bu bütün dünyaya atılmış, başta Yahudiler olmak üzere bütün dünyaya atılmış bir kazıktır ve böyle bir icattır. İkincisi de tekste indirgemek dini. İşte burada da o Lüterciliğin izlerini görürüz. Yani bütün uzun konuşmalarda. Aslında diyorsun ki şey, Protestan Hristiyanların izlerini takip ederek üretilmiş bir modern zaman ideolojisi aslında. Yani komplo teorilerine girmek istemiyorum ama yani, metin olarak baktığımızda yok şey kastım ben de komplo teorisi anlamında değil. Şimdi o tecrübe onlara ilham vermiş diyelim. Yani şöyle Judeo Hristiyan diye bir şey yoktu 20. yüzyılın başlarına kadar. Hatta bu Yahudileri soykırıma maruz bırakana kadar pek çok Avrupalı için o zamana kadar bile böyle bir şey yoktu. Yani sonra işte yani bunu şey yapıyoruz ya bu zaman içerisinde ortaya çıkıyor tekste indirgemek. Bir şeyi tekste indirgediğiniz zaman aynı zamanda toprağa indirgersiniz ve bizim her bütün dinlerde benzer bir şey mevcuttur. O zaman insanı ortadan kaldırırsınız. Ama İnsanı ortadan kaldırdığınız zaman her türlü vahşeti mazur gösterecek bir şey. Şimdi ben mesela şuna inanıyorum. Yani şu inanmak düşünmekle eş anlamlı. Çok kişi bunu kulağını tırmalasa da inanmakla düşünmenin eş anlamlı olduğunu hatırlayalım. Türkiye özelinde bir şey söyleyeyim ki bu daha da geliş şu dediğin tecrübe de aslında aynı şey. Şimdi bizim dengemiz şöyle bozulmuş. Kitabi bilgilerimiz. Yani sen teksti merkeze almak diyorsun ya. Şimdi kitabi bilgiler Kantar'ın ne diyelim bir tarafını ağır basıyor artık. Ya ne diyelim ona teori eylem ya da işte söz eylem şeyi dengesi gitmiş zaten. Daha aktüel örnek vereyim biraz dağınık anlattım kusura bakma. Şimdi mesela Türkiye'de espri yapayım metrekareye bir tane profesör düşüyor. Espriyle söylüyorum. Peki. Filistin-İsrail hikayesine dönecek olursak şimdi bir sürü Orta Doğu uzmanı dolanıyor ortada. Evet. Şimdi böyle bir sektör var Orta Doğu uzmanı diye. Peki Orta Doğu uzmanları bize ne söylüyor? Çoğu kitabi bilgiler. Çoğu işte Wikipedia bilgileri. Şimdi lafa geldiği zaman ne diyoruz biz? Ya işte aklın ve bilimin ışığında. Mesela bu deyimi çok seviyoruz ya. İşte rasyonel olalım. Sebep sonuç ilişkisi içerisinde düşünelim. Hani bilimsel düşünmek diyorsun. Sebep sonuç ilişkisinde düşünmek. Şimdi sen işte olayı çok aktüele indirgediğinde işte Hamas, İsrail, şu, bu. Hayır. Oradaki asıl hikayeyi ıskalıyorsun. Bilerek ya da bilmeyerek. Buradaki hikaye Avrupalılar çok uyanık bir şekilde bir taşla iki kuş vurdular. Almanya topraklarından olacaktı, Polonya topraklarından olacaktı. Yani Yahudilerin ağırlıklı olduğu ülkeler toprak, çünkü orada Vatikan benzeri bir devlet kurulacaktı. Ne yaptılar? Aa bak bizim elimizde. Siz zaten burayı seviyorsunuz. Dua ediyorsunuz. Bir dahaki sene Kudüs'te. Süleyman Tapınağı'na bir daha inşa edelim falan diye. Ondan sonra. Zaten onların işte Hristiyanlık inancıyla da örtüşen, evangelistlerle örtüşen bir tarafı var.
Sizde de para var, bizim de sizde şöyle de bir para savaşımız var. Buna bir sponsor bizim olmuş. De zaten hani biz onların değişili. Orta Doğu'da zaten bize bir karakol lazım, bize bekçi lazım. Yoksa bizim orada sürekli üs bulundurmamız, işte tabii, gemi bulundurmamız gerekiyor. Yani bir taşla iki kuş, bir taşla üç kuş. Ve bunu yaptılar. Şimdi burada ne diyelim ona, popüler tabirle akla ve mantığa aykırı bir şey var. Yani onu söylemek istiyorum ben ve söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bu bir azınlık devleti. Bak, sürekli 75 yıldır vatandaş ithal ediyor. Hani o harita var ya, meşhur 3 tane. Şimdi toprakları işgal ediyor, yurt dışından vatandaşlar getiriyor. Oturumcu, oturumcu yerleşimci. Yerleşimci, oturumcu. Yani işgalcinin adı, evet, yerleşimci. Böyle yerleşimci, güzel kelime oyunları var. Sen şimdi burada barış nasıl olabilir? Üstelik burada huzur nasıl olabilir? Kendi vatandaşlarına, ithal ettiği vatandaşlara eşit bir statü vermiyor. Tabii bir de işin o tarafı da var. Etiyopya'dan, Habeşistan'dan geldiysen 4. sınıfsın. Tabii Arap Yahudi diye bir şey var çünkü. Rusya'dan filan geldiysen 3. sınıfsın. Yani öyle kendi içerisinde de aslında bu apartheid dediğimiz rejimin bir örneğini. Fakat benim şimdi burada yani şöyle bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle bugün. Bu tam olduğumuz yerde. Şimdi bizler tarihi şu perspektiften ele alabiliriz ve burada akla ve bilime, mantığa çok uygun hareket edebiliriz. Bir başkası da tam tersini yapabilir. Yola akla bilime uygun diyebilir. Uygun davranmayabilir. Fakat ben öyle hissediyorum ki yani özellikle içerisinde bulunduğumuz günlerde bu tarihle ilgili tartışmalar da bizim kendi aramızda yaptığımız tartışmalara benzedi ve kimseyi ikna etmiyor. Yani orada insanlar ölüyor. Bizim şimdi siviller ölüyor. Yeni başlamadı ölmeye. Uzunca bir süredir ölüyor. 3-5 yani dile kolay. Adamlar resmi devlet yetkililerinin ağzından pervasızca öldüreceğiz diyorlar buradaki insanları. Hiçbir yere kaçma şansı olmayan oradaki 1,5-2 milyon insana burayı terk edin diyorlar. Her yer kapalı. Hı hı. Yoksa vuracağız. Yani bu açıkça bu bir soykırım. Bunun böyle olduğu çok aşikar. Yani bunu anlatmak için burada hakla işte savaş hukukundan bahsedebiliriz, başka ahlaki değerlerden bahsedebiliriz. Kimsenin umurunda olmadığı tabiri caizse bir zamana gelmişiz gibi hissetmiyor musunuz siz de? Yani şöyle, eskiden mesela şöyle bir argüman savunulabilirdi. Yani İsrail diyelim ki işte bunlar terörist, bize saldırıyorlar. Hı hı. Biz de onları yok ediyoruz. Şimdi böyle bir argümana bile ihtiyaç duymuyor. Adam diyor ki bizim çocuklarımız öldü, biz de oradaki bütün çocukları öldüreceğiz. Yani bu ağır kelimeler kullanmak istemiyorum programdan dolayı. Ama herhangi bir etik çerçevede, herhangi bir ahlaki çerçevede ele alınacak bir şey değil. Herhangi bir diyelim ilke, standart, hayır, şu an kaide. Şu an geldiğimiz noktada bence politik doğruculuk da yani belli bir düzeye kadar. O da öldü. Bütün yani, mesele güçle. Politik doğruculuk bile kalmadı yani. Kalmadı, o kadar bile kalmadı yani. Buna yani bile, salon kibarları bile kalmadı artık. Tabii yani şöyle, ben sizi kandırmaya bile çalışmıyorum artık. Tabii ben orada direkt mezalim yapacağım, bilginiz olsun diyor. Yani burada bu mesele bence bu son hadisede biraz boyut değiştirmiş gibi geliyor. Ve şunu demiş olduk biz. Ne kadar güçlü olduğumuza bakacağız bundan sonra. Şimdi bak şunu hatırlıyorum. Tabii yılını hatırlayamam. Eskiden hani ne diyelim, yıllardır bir şekilde medyanın içindeyiz. İşte teorik, pratik yani biraz tecrübemiz, bilgimiz var. Algılarımız ister istemez gelişmiş. Orta Doğu uzmanı olmasanız da. Orta Doğu uzmanı, Allah muhafaza. Abi şunu düzeltelim. Orası Doğu Akdeniz. O meseleye de geleceğiz. Sen şimdi ben arasında yani zaten espriler yapıyorum da takılıyorum zaten sana. Zaten Orta Doğu dediğinizde diyorsun, uzman olmadığınız anlaşılıyor. Yani orası Doğu Akdeniz. Bizim için Orta Doğu Azerbaycan. Yani haritayı önüne alan, gerçekten haritaya bakmasını bilen böyle, affedersin, saçma sapan cümleler kullan. Doğu Akdeniz abi orası. Tabii canım, Orta Doğu uzmanı Bilad-ı Şam neresi, Kudüs-ü Şerif neresi, onların hiçbirisini bilmiyor. Yani böyle bir uzman ama. Şimdi bunlar yani modern zaman uzmanlıkları. Hatırlıyorum. Tabii yılını hatırlamıyorum, yine böyle katliamlar, olaylar. İsrail işte Savunma Bakanlığı sözcüsü işte canlı yayına çıkıyor, işte CNN'de, BBC'de falan. Bir hanımefendi, üniforma içinde, jilet gibi üniforma.
Hanımefendi sarışın, mavi gözlü, manken gibi bir basın sözcüsü. Metin hep aynı metin. İşte İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. İşte teröristlere karşı savaş. Hep aynı yani. Çok basit bir metin. Sırplarda Bosnalılar için aynısını söyleyemiyorsun. Aynı. Onlar terörist dediler. Onlar da işte Avrupa'yı koruyordu onlar, evet, biliyorsun. Onlar yani Avrupa'yı cihatçılardan, en iyi bilenlerden işte siyasal İslamcılardan falan koy. Şimdi evet. Şey hep aynı argüman. Şimdi bir tarafta hani keşke onların örneğini göstersek de hani bir algı operasyonu nasıl tamam, bir şey. Bir takım şeyler göstereceğiz değil mi az sonra? Gösterelim. Tamam. Şimdi çünkü sürekli konuşan kafalar televizyonculukta sıkıcı bir şey biliyorsun. Eyvallah. Şimdi diğer tarafta işte bir Filistinli. İşte soluk kahverengi bir takım elbise. Tabii. Muhtemelen hani Anadolu'da vardır ya bizde. Kamuflaj, solgun bir kamuflaj. Ya da Yasir Arafat diyorsun. Tamam mı? Ama benim şeyi hatırlıyorum. Bir takım elbise. Hani yurdum insanı gibi böyle çok sıradan, hani yakışıklı falan değil. İşte esmer. Muhtemelen gözler kahverengi. Tabii. Muhtemelen o takım elbise. Niye bana baktınız bunu anlayın? Sayın Paşa'da. İşte o takım elbise amca, de. Amca çocuklar aslında. Kuzen bunlar. Tabii tabii. Kuzen. Tabii. Şimdi bu da. Şimdi o takım elbise de büyük ihtimalle Anadolu'da vardır ya. Kapının arkasında asılır. Tabii. Düğünde de o giyilir. Bir boyda büyük gelir. Cenazede de o giyilir. Kollar da uzundur. Tabii. Tuhafiyeciden alınmıştır. Tamam. Tabii. Şimdi dünyadaki sahnelenen şey medya operasyonu bu. Medya şovu bu. Şimdi hangisi tabii ikna edici? Öbürü daha ikna edici geliyor. Yurdum sekülerlerine de tabii. Tabii. Herkese daha ikna edici. Şey hatırlatayım ben size. Netflix'te var bir belgesel. George Clooney seslendiriyor. Ona dijital platformlar diyelim. Dijital platform. Eyvallah. Burayı keselim. Tamam mı? Şimdi adı da çok güzel. Tam böyle hayallerinin peşinden git gibi bir şey. Hatırladım onu. Evet. Yani evet. İşte never give up. Vazgeçme. Hayalin ne peki? İşgal. Tabii o dergileri de öyledir biliyorsun. Evet. National diye başlayan dergileri. Aslında bir içlerindeki o emperyalist ruhu ya, böyle şekillendirdikleri bir şeydir. Renklendirdikleri bir şeydir o. Buyurun. Şimdi bu etimolojik tartışmaların önemini çok erken bir dönemde kavramış abi insanlar. Mesela antisemit oturmuş, tamam mı? Onu her şeyi antisemit diyorlar şimdi. Tabii. Biz şimdi Biden'da konuşmasına öyle başladı. Biz o kadar şeyiz ki mesela hala İslamofobi gibi beni mazur görsün dostlarımız. Bazıları galat haline geldi kullanalım falan diye yersiz bir kavramda ısrar ediyoruz. Onu da son 10 yıldır kullanmaya başladık. Yani çok, adam çok uzun bir kelime değil mi zaten? Adam doğrudan Semit'in karşıtı olan diyor. Çünkü o öyle bir anlam var. Öyle bir anlam kazanır. Yoksa fobi dediğimiz şey bir irrasyonel korkudur zaten. Yani doğrusu nedir? Sen bir teklifte bulunmuştun yıllar önce. Ben Müslüman hala karşıtı da, diyorum evet. Hala. Müslüman karşıtı. Doğru. Tabii. Yani Müslüman düşmanlığı hatta. Düşmanı da diyebilirsin. Ama şöyle düşünün. Şimdi bir de pardon, mesela pardon. Bize başka bir kabul ettirdikleri yerleşimci diyoruz ya. Ne yerleşim? Ya bunlar işgalci. Yani İngilizcesini onun settler olarak koydular. Yerleşimci o dinlere oturdu. Aslında silahlı asker hepsi. Yok şu. Ben geliyorum sana. Diyorum ki ben senin evine yerleşeceğim. Buradan çık. Bu beni yerleşimci mi yapar? Allah'ınızı severseniz yani. Ben senin evini işgal terörist ediyorum. Terörist yapar yani. Ya. Terörist. Senin toprağını işgal ediyorum. Tabii. Senin mahalleni geliyorum. Diyorum ki bunun bu kısmında ben oturacağım. Ve giderek nüfusum artıyor. Yani yerleşimci gibi ucube bir kavramı bile biz bütün dünya medyasında görüyoruz. İşte burada bu tartışmalar böyle devam etti yıllarca. Fakat benim görüşüm şu, yani yanılıyor olabilirim. Şimdi bütün bu illüzyonun sonuna gelmiş olabiliriz. Hangi illüzyonun usta? İşte bu etimolojik illüzyonun politik falan. Doğruculuğun. Yani artık diyor bu ince şeyden. Şeylerle bile uğraşmıyorlar yani. Tabii bu tabii. Hani o ince işçilik de yok artık. Tankların falan videosunu göstere göstere yapıyorlar. İnce işçilik tabii. Yapılabilecek bir eylem zinciri de yok. Yok. Kimsenin umurunda değil. Değil. Ukrayna'da biliyorsun tankları göstermediler, engellediler. Göremedin tankları biliyorsun. Fakat burada tankların hepsi üzerinde bayrak asmış şekilde askerler bekliyorlar. Ve özellikle gösteriyorlar tanklarını. Hı hı. Yani hani bir savaşın gizli bir tarafı yok. Yani. Evet. O yüzden yani değişik zamanlarda yaşıyoruz. Bir de şey demek istiyorum burada. Sonra senin aslında göstermek istediğin videoya da gelelim, ilk videona. Bir şey daha dikkatimi çekti. Hatta ben bununla alakalı da birkaç yazı yazdım. Çok görüyorum, gazeteciler arasında da görüyorum, sosyal medyada da görüyorum. Sanki savaşın iki tarafı varmış gibi bir resim, bir bu, dil var. Ya bu bir savaş değil. Şöyle başlıyorlar cümleye. İsrail
ve Filistin arasındaki gerilim ya da İsrail-Filistin savaşı gibi bir ikilik, bir dilemma neredeyse. Kardeşim öyle bir şey yok ki, taraf yok ki. Bir taraf dünyanın yani, en güçlü ordularından bir tanesi. Dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi. 300'e yakın F-16'sı var. Bir tarafta küçücük bir alana sıkıştırılmış bir toplama kampına neredeyse. Yani 2,5 milyon insan. Alıntılayarak söylüyor. Terör örgütü. Bir terör örgütü neredeyse. Hani, tırnak içinde söylüyor. Evet, adı devlet olmuş bir terör örgütü var tırnak içerisinde. Ve sürekli 2,5 milyon, belki o çok düştü o sayı, dar bir alana hapsedilmiş, suyu kesilmiş, elektriği kesilmiş ve dünya ile irtibat noktaları bir elinden alınmış bir noktaya doğru sürekli tacizde bulunan bir topluluk var. Değil mi? Nerede iki taraf? Birinin 300 tane F-16'sı var, yüzlerce tankı var, işte demir kubbe denen bir kubbesi var ki işte füzelerin bir kısmını geçip say da say bitmez. Ama öbür tarafta Refah sınır kapısına doğru giden sivillere doğrudan bile ateş açan, doğrudan ateş açmayı göze almış, savaş suçu işleyen bir devlet var. Nerede iki taraf? Ama bak şeyi hatırlatacağım şimdi size. Şimdi biraz da Türkiye'de niye bunlar hani yankı bulmuyor ya da sınırlı yankı buluyor? Onu biraz konuşmak lazım belki. Hı. Şimdi Bosna'daki katliamları hatırlayalım. Bak orada da aynı şey mesela. Savaş dediler. Yani bir tarafta Sırbistan var. Yani Yugoslavya ordusu Sırbistan'a kaldı. Evet. Düşün hani Avrupa'nın en güçlü ordularından. Yani gençler için söyle, birkaç tane devletin birleşmiş haliydi. Tabii. Yugoslavya bildiğimiz Güney Slav ülkesi. 6 devlet çıktı onun içinden. Ama o zaman zaten ordunun üst düzey komutanların hepsi zaten Sırptı. Sırptı ve bütün o mühimmat onlara kaldı. Dolayısıyla çöküş başladığında onlar orduyu devraldılar. Şunu da ekleyelim. Şimdi Türkiye'deki böyle, Türkiye'de bir Yugoslavya romantizmi de var biliyorsun. Var. Ne hikmetse çeviri edebiyatla pompalıyorlardı onu son şimdi dönemde görüyorum. Şimdi Yugoslavya'yı böyle evet hani savaşa kıyaslarsan diktatörlükler de cennet gibidir. Çünkü can güvenliğim var. Yani kırmızı çizgiyi geçmediği müddetçe. Yani Iraklılar da Saddam dönemini özlüyorlardı. Çünkü kırmızı çizgiler belliydi. Devlet kumanya yardımı yapıyordu. Hayatını güvenli bir şekilde devam ettiriyordu. Tabii Enver Hoca romanları bile çeviriyor şimdi. Yani, enteresan geliyor bana. Şimdi Yugoslavya'da ama da oyun devrilsin Gorbaçov derler biliyorsunuz. Evet. Yani. Şimdi Yugoslavya örneğinde şunu da hatırlayalım. Yugoslavya iddia ettikleri gibi bir işte çoğulcu, demokrat, çok iyi bir yer olsaydı Yugoslav ordusunda boşnak komutanlar da olurdu. Var mıydı hocam? Yoktu işte. Yoktu. Ordu Sırpların elindeydi. Evet. Şimdi ne oldu orada da hatırlayalım. Bütün işte diğer ülkeler bağımsızlığını ilan etti. Bosna Hersek'te referandumla bağımsızlıktan yana oy kullandı. Sırplar Saraybosna'yı kuşattılar. Saraybosna'ya gitmeyenler için de söyle. Bizim Rize, Trabzon coğrafyasına benzeyen küçücük, etrafı dağlarla çevrili. Değil 1300 mi? Gün kuşatıldı. Avrupa'nın ortasında. Sırplar hangi propagandayı yapıyorlardı? Biz Avrupa'yı koruyoruz. Tabii teröristlerden Avrupa'yı koruyoruz. Dincilerden koruyoruz. İşte cihatçılardan koruyoruz. Bugün tabii siyasal İslamcılardan evet. koruyoruz. Aynen bu cümleleri kurdular. Işte. Argümanların hepsi aynı. Şimdi bunu da düzeltelim. Mesela siyasal İslamcı kavramı bugün Türkiye'de özellikle entelektüel arasında çok yaygın olarak kullanılıyor. Evet. Ben şöyle bir şey diyorum ya, iyi bir Türkçe öğretmeni olan, yani ilkokulda iyi bir Türkçe öğretmeninin sınıfından geçmiş biri, iyi bir Türkçe öğretmeninin başını okşadığı, aferin yavrum dediği bir kişi siyasal İslamcı gibi uyduruk, tamam mı? Bir kavram kullanmaz. Niye? Siyasal olmayan İslamcı mı var? Ya da siyasal olmayan İslam mı var? Çünkü biliyorsun bol sıfat kullanımı, gereksiz sıfat kullanımı dil bilmemenin alametlerindendir. Evet. Ve sıfatlar öyle bol keseden kullanılmaz. Yani biraz baharat gibidir hani. Yok, onu bile bile yapıyorlar siyasal İslam. Şimdi işte yani, dikkat çekmek için oradaki bu vurguya. Bu ama şöyle işte entelektüel sefaletin tabii, göstergesi. Tabii oradaki bu. Vurguya bile bile o dikkat çekiyor. Bizim Türkçemizde nedir oysa biliyorsun? Dini bütün denir mesela. İşte onu ayırıyor ondan. Benim babam da hafızlı diyenler daha çok bunu tercih ediyor ya. Şimdi Türkiye'de biraz, mesela şöyle bir algı. Çeviri, yani hatalı çeviriler var. Abi. Fundamentalizmden mi gelmedir üstadım? Political İslam dersiniz. Tamam tabii işte. Yani, ama işte Orta Doğu'yu nasıl İngilizce'den? İslamist demez yani hiçbir zaman. Bizce buna benzer çok vahim ve bazıları da trajikomik hatalar vardır. Mesela İngilizce'de pilgrim diye bir şey vardır. Hacı diyor. Hacı. Fakat mesela Hristiyanların haç makamları çok çeşitlidir. 8-9 tane var. Şimdi bizimkiler biliyorsunuz Şiilikte de ziyaret yerleri var Irak'ta. Tabii. Falan. Var, evet, tabii. İngilizceden çevirdikleri için Şii hacılar falan diye doğru şeyler geçerdi. Yani böyle
saçma saçma. Saçma sapan. Burada tabii çeviri hatalarında bir rolü var yani. Ama bu ne biliyor musun? Paşalı birinci bölüm bitmeden şu videolardan birisini gösterelim. Çok konuştuk çünkü. Evet. Bir şeye değinecektin, bir şeye vurgu yapacaktın. Abi bizi birbirimizden ayırmak için sana soyadınla hitap etti bak. Yok, ben ona eskiden böyle hitap ettim. Aramızda yaş farkı var ama Refik'im dedim başta, farkındaysanız. Evet. Bir videomuzla girecektik değil mi? Evet. Evet, hangisiyle? Birincisiyle girelim. Bu Harari'nin videosu muydu? Evet, ibretlik bir mesela bu hikaye bu. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar, bu videoyu verebilir miyiz Harari'nin videosunu önce? Hikayeleri eyvallah değiştirelim. And part of the reason is, you know, history is often abused by politicians, by leaders, by political parties who just use history for their purposes. And as a historian, I try to kind of reclaim the honor of history, that we should know the truth about the past instead of just using it for this or that political purpose. Because understanding the truth about history is a key to liberating ourselves from bad stories and creating a better world. In many ways, you know, humans, we are all trapped inside the dreams of dead people. Stories that were invented decades, centuries, thousands of years ago that sometimes still make the life of people today miserable. Like in many countries around the world, you have, I don't know, a story about men and women or boys and girls, which says that men are better than women and they are more intelligent and they are more courageous and more responsible. So for centuries, for instance, women could not go to school or university. And people thought that this is just a fact or a law of nature. And it took a lot of effort to realize, no, this is just a story that people invented hundreds of years ago and that people still believe. Paşalı, Harari ne demek istiyor? Şimdi Türkiye'de çok çevrilen, çok bize popüler, çok popüler, büyük entelektüel olarak pazarlanan bu arkadaşımız ne söylemek istiyor? Ya bir kere tırnak içinde çok başarılı bir konuşma bu. Evet. Ne diyor bize? Hikayelerimizi değiştirmeliyiz. Bu arada bunu da bir Türk YouTube kanalında yaptığını da ekleyelim. Evet. Daha yeni, ben tesadüfen gördüm, eyvallah, izledim. Hikayelerimizi değiştirmeliyiz. Aslında hepimiz diyor, atalarımızın diyor kötü hikayelerin içinde, kötü rüyaların içinde sıkışıp kalmış vaziyetteyiz. Tabii. Güzel. Hatta orada şöyle bir örnek vardı, uzatmayayım ama. Şimdi hikayeleri değiştirmek bize iyi gelir. Çünkü işte örnek veriyor, işte kadınların okula gidememesi. Yüzyıllar boyunca üniversiteye gidememesi. Falan filan. Evet. Meğerse yani bunlar evet, işte hikayeler devrimcidir diyor. Evet. Fakat 3 gün önce Harari'nin, şimdi ben bunu gördüm, pazarlama cümleleri bunlar. Yani tabii, özellikle şu anda ergenler, gençleri düşün. Tabii, yani çok ikna edici, kulağa çok iyi geliyor yani. Bu arkadaş kitap yazmıştı, ne? Tarihçi tabii. Hangi kitapta? Sapiens mi vardı? Ha, Sapiens. Yani insanlığın tarihini. Sapiens vardı. Yani insanlığın tarihini çok farklı bir bakış açısıyla ele aldı. Hatta onun böyle illüstrasyon versiyonu da yaptılar. Evrimci bir arkadaşımız değil mi? Evet. Şöyle, şimdi şey cephesi biraz zayıflamıştı. Yani din dışı açıklamalarla insanlık tarihini kavrama cephesi özellikle Türkiye'de de çok cılızlaşmıştı. Dolayısıyla yeni bir dayanağa ihtiyaç duydukları anda arkadaşlar Harari yardıma yetişti. Bu beyefendi imdatlarına yetişti. Tabii dünyada da çok okunan, çok satan bir kitap. Ben de okudum bu arada. Yazdı. O yüzden bazen böyle olur. Bazı insanlar başka bazı ülkelerde kendi bulundukları ülkelerden daha popüler hale gelebilirler. Bizdek gibi. Bizdek. Bununki de hikayesi biraz öyle anladığım kadarıyla o arkadaşlar. Ben hep ismini görüyorum. Ben kitabı çok okumuş değilim hani. Tabii. Ön yargı diyebilirsin. Ben iki versiyonunu da gördüm yani. Şimdi 3 gün önce Guardian'da bir makalesi var bunun. Şimdi bak, hikayeleri değiştirelim. Ben Washington Post'ta da okudum sanki bunun hikayesini. Hikayelerimizi değiştirelim. Hepimiz atalarımızın işte hikayelerine, rüyalarına sıkışıp kalmış vaziyetteyiz. Hikayeleri değiştirirsek kan dökmeden devrim yapabiliriz falan filan. Tarihe fazla takılmayalım. Tabii falan. Tarih şimdi Guardian'daki yazıya bak. Ezber bozmanın hiç alakası yok. Mesela daha giriş paragrafında bile ne diyor bak, işte 1948'den beri işte en tehlikeli, en kötü anlarla karşı karşıyayız. Yani o kadar kritik. Tabii. Şimdi mesela ilk paragrafta yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey diyor. Ben diyor tabii
İsrailliler açısından İlk paragrafa yani gelelim o zaman. Ha, ilk paragrafı geldik. Bir çevirebilir şimdi, miyiz bunu hızlıca? Nerede o? En azından izleyicilerimiz anlasınlar. Bak, I don't have either the knowledge or moral authority about how to look. Yani Filistinliler hangi perspektiften bakıyorlar? Bu konuda benim hiçbir bilgim yok. Yani ahlaki otorite de değilim ben. Sen insanlık tarihini yazmış bir insansın. Bütün insanlık evet. hakkında konuşabiliyorsun. Yahudisin aynı zamanda. Ama komşuların hakkında hiçbir 1948'den beri bu yani canı yanan ya da size musallat olan diyelim hani onun bakış açısıyla söyleyelim. Sizin hayatınızı çekilmez hale getiren Filistinliler nasıl bakıyor? Nasıl değerlendiriyor? Bunun hakkında benim bir bilgim yok. Fens çit diyor. Ben diyor size bu yazıda bizim hikayemizi anlatacağım. Şey evet. Ama az önce ortak İsrail, hikayemizi. Çit'in İsrail tarafından Peki, bakarak hikayeleri değiştirmek, ezberleri bozmak diyorduk. Son paragrafa gelelim. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu insanlık tarihi değil aslında. Bu bir eski bir kategori var ya, uygarlık tarihi evet. diye. Uygarların tarihi mi? Şey yapıldı. Uygarlık tarihi dediğimiz bir kategori vardır. Taş devri diye başlattı falan tarih. Evet. Tamamen o hikayenin yeni bir versiyonu evet. diyelim. Bak şimdi kimler sorumluluk almalı? Bak. Yani İsrail sorumluluk almasından bahsetmiyor bak. İsrail devletine yönelik hiçbir mesajı yok. Yani İsrail sorumlu davranmalı. İsrail teröristlere uymamalı. İsrail terörist gibi değil, devlet gibi, hukuk devleti gibi davranmalı. Hiç böyle bir şey yok. Devam et. İşte ne diyor? Hatırla. İşte Hamas'a baskı yapılmalı. Bak dikkat et. Evet. Hamas kınanmalı ve Hamas'a baskı yapılmalı. Tabii. Az önce ne anlatıyordu bize? Hikayeyi değiştirelim. Atalarımızın hikayesine sıkışıp kaldık. Şimdi şu metin ne? Netanyahu'nun basın açıklaması metni. Evet. Ama yani, az önce Türkiye'deki bir YouTube kanalına verdiği demeçte herkesi kucaklayıcı bir mesajla yani, yaklaşmıştı. Değil mi? Bizim entelektüellerimizle. Abartıyorsam söyle. Evet. Yani şu metin Netanyahu'nun metni. Şu kısmında sana katılırım abi. Katıl. Diyor ki Gazze'yi diyor. Yani Hamas'ı ortadan kaldıralım. Gazze'yi silahsızlandıralım. Orada yeni bir barış şeyi yazıda kuralım. Yazıda bir detay var. Singapur örneği var. Bak. Kısaca demek istiyor ki burayı da İsrail topraklarına Tabii. katalım. Bak, Gazze'leri de çöle sürelim. Çölde onlara yeni bir Yoksa, yer yapalım. Yoksa şimdi burada bizim de şu yani şöyle bir şeyde kalıyoruz. Aslında yani çok şimdi bir eylem yapıldı. Siviller öldürüldü. Bizim geldiğimiz medeniyet ve ahlak nedir? Tek bir masum İnsanı öldürmektense öleceksin yani. Biz buyuz. Bizim onları tabii ki onaylamamız mümkün Daha değil. Nokta atışı bir şey söyleyeyim sana. Evet. MİT Suriye'de Kuzey Irak'ta operasyon yapıyor teröristlere. Nokta atışı. Yani MİT suçluları cezalandırıyor. Evet. Efsane Mossad niye bunu yapmıyor da herkesin üstüne, Gazze'deki herkes üzerine bombalar atıp kaçıyor. Ve sivil, çocuk, kadın, erkek Hiç ayırt ayrım etmeden. Yok. Mossad bu yani filmlerde, dizilerde nasıl? Her şeyi biliyor, her şeyi takip tabii. ediyor. Şimdi biraz beni, vaktimiz var mı? 51'de çıkacağız, 2-3 dakikamız var. Tamam, mazur görürseniz bir şeyi, bir kıssa anlatmak istiyorum abi. Padişahla veziri iddiaya girmişler. Asıl mı önemlidir, terbiye mi diye. Padişah demiş ki sana terbiyenin ne kadar önemli olduğunu göstereceğim. Onun için şu benim gördüğün kedim var ya, kedi, bu kedi 3 hafta sonra divanda toplandığımızda işte elinde, iki ayağının üzerinde doğrulmuş ve elinde tepsi tutar vaziyette bize içeceklerimizi getirecek. Ve sen de terbiyenin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksın. O gün gelmiş, kapı açılmış, hakikaten kedi aynen padişahın anlattığı şekilde girmiş içeriye. Padişah da mağrur bir şekilde vezirine dönmüş ve demiş ki gördün mü? Terbiye ne kadar önemliymiş. Vezir de yanında getirdiği kutunun kapağını açıyor. İçinden bir fare çıkıyor, başlıyor koşmaya. Kedi terbiyeyi falan unutup elindeki tepsiyi fırlatıp başlıyor. Farenin peşinden. Farenin peşine. Yani şimdi üzgünüm yani teşbihte hata olmasın. Ama biz bu entelektüellerdeki karanlık noktayı kendi yakın siyasi tarihimizde de gördük. O fikir tartışmalarında da gördük. Herhangi bir meseleden söz ederken son derece rahat olabilirsiniz. Objektif olmak kolaydır. Fakat sizi de, sizin aidiyetlerinizi ya da sizin inancınızı da ya da doğduğunuz memleketi de etkileyen bir şey olduğunda olamıyorsunuz yani. Evet.
Acıktadır yani. Marifet orada zaten. Esas mesele orada. Esas mesele orada. Şimdi Harari'nin hikayeyi değiştir dediği şey demek böyle bir şeymiş. Hikaye eski hikaye, bayat hikaye. Hikaye eski hikaye. Peki. O meşhur şeyde vardır ya, Hadgadya diye, bunların en eski, Hagada diye hatta en eski versiyonlarından birisi bulunmuştu Bosna'da. Oraya neyse girmeyelim. Bir meşhur bir şey vardır ya, o bir döngü. Onu ikinci bölümde konuşalım isterseniz. Çünkü ikinci bölümde hem bu hikayeyi hem de Paşalı'nın vaat ettiği Vileda sopasıyla Siyonist SAT komandoları nasıl dövülür hikayesini. Tabii o da gerçek hikaye. O da gerçek hikayelerden bir tanesi. Peki. Sevgili dostlar, kıraathanemiz devam ediyor. Kısa bir mola vereceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Evet sevgili dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Sayın İbrahim Paşalı'yla Vileda sopasıyla Siyonist SAT komandosu döven gençler. Ama ondan önce bir konumuz vardı. Yarım kalmadı ama oradan devam ederiz demiştik. Bu Martin Heidegger dostumuzun varoluşçu. Eski sevgilisi. Existansiyelist Martin Heidegger'in eski maşuku diyelim. Eski talebesi. Eski talebesi ve maşuku. Hannah Arendt diye bir kadın var. Bir dönem çok meşhurdu onun bu şeyi, kitabının başlığı. Totalitarizmin kökeni. Evet. Biliyorsun Nazi Almanyası, evet. Yani Avrupa'daki soykırımı akademik bir dille kaleme alan ilk kişi. İlk kişi, evet. Aynı zamanda Heidegger'in de garip bir şekilde bu mektupları bu, falan, evet, var, ilişkisi var. Bu ilişkiden enteresan yani bir ilişki. Çünkü biraz o da bir magazinleştirdik Nazi, ama kadın hafif Nazi kadın değil. Nazi yanlısıydı Heidegger'de, öyle konuştur biliyorsun. Evet. Kadının ilginç bir hayatı var. Peki bu mesele nedir abi? Şimdi bir tane 10 yıl önceydi galiba ben bu filmi izlediğimde. Aynı adı taşıyor, Hannah Arendt diyor. Şimdi bu Mossad efsanesi diye bir efsane var biliyorsun, evet, ve Türkiye'de de muhafazakar kesimde Mossad efsanesi yaygındır. Hatta bunun da böyle çok komple teorilerine sığmayayım ama bir operasyon olduğunu düşünürüm. Hatırlayacaksınız, evet, o kadar yaşınız var zannediyorum, hani beni yalnız bırakmayın. Bir Mossad ajanının hatıraları gibi kitaplar. Hatırlıyorum bunları. Kudüs, evet, ey Kudüs. Hatta bu dijital platformlarda da buna benzer biliyorsun, diziler yayınlandı şimdi ilk zamanlarında. Hep böyle işte yani medyada haberler vardır. Hatırlayacaksınız şeyi, Mossad Arjantin'de galiba, Güney Amerika'da kendini gizlemeyi başarmış, yıllardır orada başka bir kimlikle yaşayan eski bir Nazi, bir Nazi subayını, evet, bildiğin kafaya torba geçiriyor, kaçırıyor, evet, ve Kudüs diye hatırlıyorum ya da Tel Aviv'de neyse, dünya medyasının gözünün önünde yargılıyor. Evet. Hani o ne diyoruz ona, medya sirki diyoruz ya artık. Aslında bunun ilk örnekleri. Hatta şöyle bir detay vereyim. Adamın adı Ayman'dı galiba. Cam bir kafese koyuyorlar bunu. Bizde de Apo'yu öyle yargıladık, evet, biliyorsun. Cam bir kafese koyduk. Böyle de bir şey arka planı var. New Yorker dergisi biliyorsun hani Amerika'da hatta dünyada çok ciddi, çok saygın bir dergi, yani entelektüellerin ne diyelim hani başucu dergilerinden birisi. New Yorker dergisi de Hannah Arendt'e bir teklifte bulunuyor. Diyor ki bu Ayman'ın duruşmalarını bizim için takip edip gidip dergiye takip yazı yazar, evet, mısın? Evet. Hannah Arendt zaten hani kendisi son anda kurtulmuş hani kampa Auschwitz'te ölmekten. Yanlış hatırlamıyorsam ailesinde kayıpları var. Yani hani kendisi Nazi mağduru zaten. Hani bunun şakası yok. Kabul ediyor. Ve bu duruşmaları takip ediyor. Ve o zaman da işte medyada, Batı medyasında İşte bu Nazi subayı ile ilgili işte çok abartılı haberler, işte şeytani kasap, bir zeka, kasap. Hani böyle bir ne diyelim, dramatik, hani manipülatif ya da hani kitleleri etkileyecek haberler çıkıyor. Hannah Arendt yazılar yazıyor ve işte nedir, kötülüğün banalliği, sıradanlığı denilen bir kitabı var onun. O kitap oradan çıkıyor çünkü... Diyor ki ben ortada karşımda bir şeytan, bir kasap ya da görmedim, bir şeytani zeka görmedim. Aksine sıradan bir adam gördüm. Kendisine verilen emirleri sorgulamadan, yerine getiren, empati yapmayan, banal birini gördüm yani. Tabi bu yazılar büyük bir rahatsızlığa sebep oluyor. Bu kitap haline getiriyor bunu. İsrail tarafından büyük bir rahatsızlığa sebep oluyor. Yahudiler tarafından. Yahudiler hatta tarafından. Bak burası çok ilginç. Şimdi hep özgürlük, bizim Türk entelektüellerinde diyeceğim. Şöyle bir şey var, Orta Doğu'da İsrail'i bir demokrasi adası falan zannediyorlar. Tabii. Özgürlük, hani bir nasıl diyeyim, şark ülkesi değil, geri kalmış bir ülke değil, demokrasi, tabii, var, hukuk var zannediyorlar. Hannah Arendt gibi bir ismi sadece New Yorker'da yazdığı yazılar yüzünden, kadına tehditler, filmde de var zaten onlar,
üniversiteden kovdurmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi o videoyu izleyeceğiz sanırım. Buyurun arkadaşlar, videoyu gösterebiliriz. Evet, şimdi Hannah Arendt filminden küçük bir parça, bölüm izledik. Yani şimdi burada biliyorsunuz çok meşhurdur. Sen de abi buna çok muhtemelen şahit olmuşsundur. İşte kitap yakmalar, değil mi? Kitaba sansürler, şunlar bunlar. Naziler kitap yakardı. Tabii Naziler kitap yakardı. Kitapları yasaklayanlar, evet. Geri kalmış ülkeler, diktatörler, ne şunlar bunlar. Ne oldu burada bunlar şimdi? Yani Hannah Arendt'in gerçekleri anlatan ya da anlatacağını vaat eden kitabı bir Yahudi gizli örgüt üyesi tarafından tehdit edilerek yasaklanmak isteniyor. Ve İsrail'de basılmayacak, değil mi? Evet. Dikkat et, yani kitapları yasaklamaktan bahsediyorsun ve bana ahlak dersi veriyorsun. Evet. Yani çok şey, işte uyarıyorum, hayır, tehdit ediyorsun diyor. Şimdi kadın tabii kendisi de eski siyonist olduğu için ve onu bir gençlik aptallığı olarak orası da çok manidar, yani gençlik aptallığı kelimesi çok manidar. Gençlik tartışmak için gelmedin herhalde dediği yer. Şimdi mesela bu da çok iyi bir özet. Şimdi bunun bir de güncel versiyonu var biliyorsun. Bugünlerde Frankfurt Kitap Fuarı gerçekleşecek. O kitap fuarında da Küçük Bir Ayrıntı isimli bir kitap var. Bu kitaba bu mesele başlamadan önce ödül vermeyi vaat etmişler. Bu kitap da aslında Küçük Bir Ayrıntı'nın yazarı da yani Filistin asıllı bir yazar ve orada öldürülen bir Filistinli çocuğun hikayesini anlatıyor bu kitapta. Aslında o şeyin, Circle'ın insanı bu yazar da. Yani hani oradan çok sonuçta bağımsız. Sonuçta dinci değil, değil, Hamasçı değil, Hamasçı terörist değil, değil. Terörist değil. Yani tırnak edebiyatçı içinde, evet, iyi yazar. Edebiyatçı iyi yazar ve o çevrenin de yani Batı çevresinde tanıdığı, bildiği, kabul ettiği, tanıdığı, bildiği bir yazar. Tek şeyine araz durumu, tek kötü tarafı ne onlar için? Filistin'in olması. Ve bu kitaba verilecek ödülü iptal ediyorlar. Ve bunu Frankfurt Kitap Fuarı yapıyor. Frankfurt Kitap Fuarı yapıyor. Frankfurt Kitap Fuarı dediğimiz, şimdi izleyenler belki bilmeyebilir, normal bir kitap fuarı değil. Tüm dünyada telif haklarının ve işte diyelim önümüzdeki sene, evet, önümüzdeki sene yayınlanacak tercüme eserlerin satıldığı, paylaşıldığı ve işte bunlarla ilgili konuşmaların yapıldığı bir fuar. Önemli bir fuar. Yani bu meselelerin en önemli fuarlarından bir tanesi. Tekrar ediyorum ismini. Küçük Bir Ayrıntı. Bizde de çevrildi üstadım bu kitap. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki, şimdi şey vardı, Günter Grass vardı, hatırlarsınız. Tabii, Alman Nobel meşhur. Bir şiir yazmıştı. Filistin'deki işte o zulüm ona dikkat çeken. Adamın geçmişini dik ettiler. Hatta nasıl yapmaya çalıştı adam? İtibarsızlaştı. Soğanı soyarken diye anları, kendi gençliğindeki o Nazi cemiyetinde filan katılışını, küçük bir çocuk olarak oradaki o geçmişiyle yüzleşmelerini anlatan kitabını filan da şey yaparak kendisini bir faşist ilan ettiler. Anında, çok kısa. Ama bir bak, şimdi bu yöntem, filmin adını hatırlamaya çalışıyorum. Amerika'da var benzeri. Yerel bir gazeteci. Hatta bir şey böyle, ne diyeyim, ana akım sinema filmi bu. Ünlü bir oyuncu oynuyor, hatırlayacağım adını. Gerçek hikaye. Yerel bir gazeteci CIA'in uyuşturucu ticareti yaparak Güney Amerika'da darbeleri finanse ettiğini belgeleriyle ortaya çıkarıyor. Evet. Hatırlayacaksın filmini. Tabii, bulursun. Tabii. Şimdi ne yapıyorlar? Bak şimdi bu, yöntemleri farklı. Önce bu gazeteciye Pulitzer ödülü veriyorlar. Önce Pulitzer ödülü veriyorlar. Sonra dediğin gibi bütün hayatını didik didik ediyorlar. Yani bir insanın hayatını didik didik ettiğinde bir sürü çelişki, bir sürü yanlış, tabii, bir sürü aptallık, saçmalık. Yani insandan bahsediyoruz çünkü. Yani biz hayvan değiliz. Biz hani makine gibi içgüdüleriyle yaşayan canlılar değiliz. Biz çelişkili varlıklarız. Ve işte ne kadar sonra, bir yıl sonra, iki yıl sonra itibarsızlaştırdılar. İşini kaybetti, eşini kaybetti, her şeyini kaybetti. Ve şüpheli bir intiharla, detayını unuttum, şöyle bir şey. Yani adam solak ama sağ şakağından kendini vurmuş gibi. Bunu anlatan bir film de vardı. Evet. Hatırlarsan hem tavsiye niteliğinde söyleyelim filmin ismini de. Şimdi buradaki yöntem farklılığı hani başka bir şey. Eyvallah. Çünkü burada şöyle zaten, hani başından beri onu söylemeye çalışıyorum. Ya mesele o kadar basit ki, yani öyle zannedeyim, binlerce yıllık bir mesele yok ortada. Çok karışık bir mesele yok ortada. Yani turistik merakla bile. Yani üç gününü ayır. Git oraya, İsrail'e, değil mi? Yani gitmene bile gerek yok be Kerhan. İnternet var. Üç gününü ayır. Yani iki tarafı dinle. İki tarafı dinle. İki tarafı oku. İşte az önce Harari okuduk işte. Ne oldu?
filmden sahne gösterdik. Hannah filmde Arendt. Sahne ve Hannah Arendt gösterdik. Gençliğinde Siyonist olan bir filozofun değil mi? Tabii. Bir kadın anısını filozof gösterdik. Yani. Evet, önemli bir isim. Şimdi hikayeyi değiştirebilir miyim? Bir hikaye ekliyor musunuz? Yok, buyurun. Eyvallah. Bir kısa var mı? Bir kısa var mı anlatacağınız buna uygun? Yerine gelmedi yani. Daha gel, bekliyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Buyurun. Yani, şimdi mesela eski zamanları düşünelim. Ne kadar eski? 10 tane gazetenin 2 tane kanalın oldu, 1 tane kanalın oldu. Öyle bir zamanlarda yaşamıyoruz artık. Evet. Tek tek her şeyi engelleyemezsin. Nitekim dikkat ettiyseniz bu dönemde şu anda bir söylem oluşturmak ve onu herkese kabul ettirmek o kadar kolay değil. Mesela bu dönemde şu an yaşadığımız süreçte İsrail bunu başaramamış gibi görünüyor. Bütün dünyaya baktığımızda. Tabii tabii çok haklısın. Ama eskiden olsa şunu yapardın. Hı. Yani BBC'yi zaten kontrol ediyorsun. CNN'i zaten kontrol ediyorsun. Belli başlı şeyleri. Fox zaten belli falan. Ama şu an kimsenin özel olmadığı bir medya dünyasında yaşadığımız için hepsini kontrol etme şansın yok. Üniversitedeki sesleri kontrol etme şansın yok. Hatta şöyle söyleyelim, bu eylemleri onaylamayan Yahudilerin sesi bile var, çok güçlü. Var, ben takip ediyorum, hatta paylaşıyorum. Yani hani aktivist kelimesinin gerçekten karşılığı onlar, çok cesur kişiler. Cesur Ortodoks Yahudiler özellikle yani diyorsun, çok dün, karşıdırlar, dün, İsrail Devleti'nin tam karşısındadırlar. Bir tanesini hatta ben gerçekten... Mavi Marmara'ya da destek vermişti o kitle biliyorsun. Önemli, evet, önemli yani ben mesela öyle çok bir şey izlerken böyle tüyleri diken diken olan biri değilim, hani hiç abartamam ama... Dün oradaki delikanlının adamı konuşma, yani ağlamak için zor tutuyor kendini. Şimdi burada bunu da paylaştın sonra evet. Aktivistler hep vardır abi yani. Yani ben yani profesyonel eylemciler elbette bunların da görüşleri değerlidir ama sıradan insan ya da üniversite hayatına yeni başlamış gençler açısından değerlendirdiğimizde dahi manzaranın değiştiğini görüyoruz. Üstelik bu meşhur büyük medya şirketleri İşte mikroblokların sahiplerinin duruşu ne kadar menfi olursa olsun bu bazen engellenemez bir şeydir yani. O orada hani öldürülen kızımızı düşünün, işte ismi şimdi aklımdan gitti. Tank şeyin altında, iş makinesinin Rachel altında. Rachel Corey miydi, öyle bir şey galiba. Rachel Corey. Kızımızı düşünelim mesela. Evet. Yani şunu bir yeri silahla işgal edebilirsiniz ama zulümle orada ilelebet kalma şansınız olmaz, olmaz. Kalamazsınız yani. Bizde bunun örneği de var mesela, Moğolları hatırla. Ya dünyanın üstünden geçti Moğollar. Yok. Çünkü silahla kalamıyorsun. Yani hı, askeri bir güçle kalamıyorsun. Fakat bizde ne? Biraz oraya değinmeme hoş görün. Şimdi bizde özellikle ne diyelim, çağdaş tarih mi diyelim buna? Yani, günümüz tarih anlatısı. Yakın tarih. Yakın tarih diyelim. Şimdi yakın tarih... çok fazla nefret söylemi barındırıyor, moda tabiriyle söylüyorum. Nefret söylemi diye bir şey var ya. Şimdi kendi ülkenden nefret ediyorsun, kendi tarihinden nefret ediyorsun, tabii, kendi dininden nefret ediyorsun, Suriyelilerden nefret ediyorsun, Filistinlilerden nefret ediyorsun. Yani şimdi bu bir patoloji. Yani bu entelektüel bir mesele değil. Virüs bu. Gibi bu ya. Hani bu virüs tuhaf bir ruh hali bu. Ama onlar da topraklarını satmışlardı abi. Ya. Satmışlar. Şimdi ya bir şey söyleyeceğim, bir dakika, çok güzel bir yere geldi de ya bu çok hani üzerinde durulması gereken bir patoloji değil mi? Ya adam çıkıp orada kelli felli profesörler ya onlar topraklarını satmışlardı diyor. Hatta diyor o dönemde toprak satmak diyor günübirlik bir eylemdi diyor. Yani şey bir gibi, de böyle olayı şey çok basitleştirerek yani, anlatıyor. Yani bir kilo pavyonda parayı gibi, yemiş bir kilo, gibi. Bir kilo tarla sattım tamam, gibi. Ardından da tüm sahne gülmeye başlıyor. Abi burada şöyle bir saçmalık var. Bilimsel olarak bu parayı pavyonda yer gibi toprak satanların oranı, bütün topraklara oranı ne kadar? %5, %6. O kadar bile olmayabilir abi. Abi yani veren ki satsın rakam. Ya, 4 kişi toprak satsın. Hayır, bunu masumlaştıracak mı meseleyi? Diyelim ki ne adamın şöyle, ne alakası var? Adamın dedesi yaptı bunu. Bugün orada yaşayan insanı ne ilgilendirir bu yani?
Ya, böyle böyle kusura bakma yine ağır bir kelime ama geldi. Ama bu dediğim işte o ya şimdi şey travmalarımız ara. Böyle ben travmalarımız seni, ortaya çıkıyor. Konuyu sen, açtı bile bile. Seni desteklemek için söylüyorum abi. Evet evet ya aynı o profesör. O söylediğin sebepten çıkıyor bu. Nefret ediyor. Çıldırıyoruz. Cahilsiniz. Sayın Paşalı. Sayın Paşalı. Cahiliz ama oturduğumuz yerde de çıldırıyoruz. Şöyle çıldırıyoruz. Ya adam aynı adam iki gün sonra katıldığı bir programda tamam mı? Mahmut, Mehmet, Mehmet yani Arapça yazılışı aynıdır ya bu kelimeler. Bu kelimeleri yazdı Arapça. Gösterdi ekrana karşı bununla dalga geçti. Ya özür dilerim ben onu ciddiye almıyorum. Bu tez ama onların dedeleri de şöyle yapmıştı tezi. Benim 15 yaşımdan beri duyduğum bir şey. Eyvallah hatta da bu bir paket çok, ama anlatmaya çalıştığım çok, o. O arkadaşı zaten ciddiye almıyoruz. Ama en çok mesela bunu nereden? Mesela Leon Uris'in Hacı romanı çok atıf yapılır. Bakın orada ne güzel nasıl anlatmışlar. Bu olayların sebebi yine kendileri filan gitti. Der gibi 50 yıllık bir şey. Hak ettiler yani. Şimdi abi bak aslında tabii hak ettiler şey meselesi. Bak çok güzel bir şey çok güzel bir şey söylüyorsun. Burada durmak istiyorum. Şundan durmak istiyorum. Tabii. Haklısın. Dalga geçilecek bir adam, önemsenmeyecek bir adam. Eyvallah. Ama burada dikkat çekmek istediğim bir şey var. O kelimelerle yani Muhammed, Mehmet, Mahmut, Mehmet ya da o kelimelerin yazılışıyla dalga geçen adam karakteri tamam mı? Bir paket aslında. Yani bize bir kültürel paket sunuyor. Böyle konuşan tamam mı? Böyle yazan, böyle dinleyen bu kitle, kim o kitle? İşte mülteciler, Suriyeliler, Filist, Arapların tümü. Tamam. Onlara karşı bir kültürel nefret propagandası bu. Oradan başlatıyor bunu. Tarafını seç diyor yani. Din aslında dinle bir sonra. Efendim. Filistinler Arap mı? Araştırmadım ama değil galiba büyük ihtimalle. Arapça konuşuyorlar ama Arap değiller galiba. Ya Arap dediğin şey şimdi bu Araplar bizi arkamızdan vurdu diyorlar ya. Bir tane Arap yok ki. Yani sen şimdi bir tane biliyorsun gezdin oraları. Mısırlı Arap'la... Cezayir'le Arap'ı yan yana getir. Nasıl yapacaksın? Yani Iraklı Arap'la Suriyeli Arap anlaşabilir mi kolayca? Özellikle araştırmadım. Ben böyle şöyle bir huyum vardır benim. Genelde çok ciddi şey okumam. Hani bunu hiç gizleyecek tarafım yok. O bazen böyle doktora, roman okur gibi doktora okuduğum vardır yani böyle. Merak evet. Edip makaleler, doktora. Ya şimdi ciddi şey okumam diyor da 19. yüzyılda bir paşanın hayatını yazmaya kalkmış bir adamdan işte bahsediyoruz. İşte yani. O bir takıntı gibi. Şimdi benim burada ibretlik bulduğum şey şu. Şimdi ne dedik? Bir, kardeşim. Hatta bir entel bir gönderme yapayım. Detayları buyurun. Sen daha iyi hatırlayacaksın. Kamu'nun yabancısı. Evet. Hmm. Hatırlasana mahkeme sahnesini. Ya daha önce yatıldı orada öldürüyor Arap'ı. Niye öldürdün diye sorduğunda ne diyor? Yani bu suçu işleyip işlemediğini değil. Ne diyelim? Yaşam tarzını tartışıyorlar. Ya. Yani annem bu suçu, ölmüştü de moralim bozuktu da falan öyle bir şeyler geveleyip. Bu suçu işledim mi işlemedim mi? Yani mahkemede konuşulacak, bakılacak şey budur. Bu adamın yaşam tarzı değildir. Yazan kim romanı hocam kitabı? Yine işte Cezayir asıllı. Cezayir Fransız. Asıllı bir Fransız Albert Camus. Tabii otobiyografik. Sizin kurşununuz da böyle vuruyorlar işte. Falan filan. Ya Evet. Bir Orson Welles'in bir sözü var Türkçe'ye şöyle çevirebiliriz. Mutlu bir son istiyorsan bu hikayeyi nerede bitirdiğine bağlı der. Tabii. Şimdi bunu bir de tersi var abi. Bütün bu anlatılara işte... Arap mı bunlar diye sordun ya onun için söylüyorum. Değiller galiba. Yani... Şimdi baktık abi baktık. Ha, olsa da, ne olur yani o da onun için bu değil. Bu da hikayeyi nereden başlattığına bağlı. Yani orada Yehuda devletiyle bilmem ne devleti vardı bilmem kaçıncı yüzyılda diye başlatırsan hikayeyi. Hı hı. Biz hemen seni anlarız yani bu arkadaşımız belli ki işte İsrail şeyini destekliyor. Ama çok geriye gittiğin zaman. Hazreti Nuh'a gidiyorsun zaten. Yani hissettiğim, bak şöyle bir şey. Hatırlayacaksınız haberi. Birkaç sene önceydi. Paris'te Notre Dame Katedrali yandı. Hmm, evet. Bak, burada gözyaşı geceleri düzenlediler katedral yandığı için. Bak dikkat çektiğim ilginç bir şey. Bu katedralin restore edilmesi için en büyük işte sponsorlar, bağışçılar Paris'in işte ünlü moda markaları. Ya şeyde de Don Manastır'ını restore eden yerde biliyorsun ünlü içecek markasının kocaman afişi vardır. Doğru. Onlar asarlar manastırı. Şimdi bak şuraya gelin. Anlatmak evet. İstediğim şey yani kültür. Şimdi o büyük sponsorlar dindar değil. Büyük ihtimalle Hristiyan bile değiller. Çünkü Fransa'dan bahsediyoruz. Yani Fransa'nın zaten mezhep savaşları ya da dinle tabii. İlişkisi malum. Bir de moda dünyasından bahsediyoruz. Ünlü modacı. Fakat oranın sponsoru oldu. Onu unuttuk bak onu söylemen lazım. Bak Evet. Şimdi bu ne? Adam bunu ya da kadın bunu Paris'in çok önemli bir sembolü bir yapısı olarak görüyor. Tarihinin, kültürünün önemli bir parçası olarak görüyor. Evet. Ve onu
restore etmek, korumak için uğraşıyor. Tabii. Şimdi benim o işte yarım yamalak anlatmaya çalıştım o yabancılık. Yani bu topraklarda yabancı gibi dolaşmak örneği şu. Allah göstermesin. Süleymaniye Camii yansa. Abi Türkiye'de üniversite mezunlarının büyük ihtimalle çoğu ya da böyle yazarların, entelektüellerin, profesörlerin çoğu Süleymaniye Camii'nin hangisi olduğunu bilmiyordur büyük ihtimalle. Tabii canım değil, Ayasofya ile Sultanahmet'i karıştırıyor adamlar. Yani ya. Değil oraya bir hani sponsor olmak, para toplamak, yardım. Yine daldan dala atlayacağım. Ben mesela Mithat Cemal Kuntay'ı çok severim. Evet. Onun Akif biografisini senin şeyinle okuduk. İnanılmaz, çok severim. Tavsiyelerini okuduk. Yani. Çok önemlidir. Üç İstanbul Şimdi, romanı harikadır. İşte oraya geleceğim evet. sana. Şimdi Mithat Cemal biliyorsun dindar bir adam değil. Değil tabii. Ama yerli bir Papyonlu. Adam. Bu topraklardan bir adam. Ondan sonra büyük ihtimalle bugünün tabiri söylesem agnostik falan olabilir. Olabilir. Yani evet. izlenimi söylüyorum bilmiyorum. Tabii tabii tabii. Yanlış öyle, söylemeyeyim. Öyle. Dindar değil ama yani Akif'in tam zıttı. Papyonlu modada oturur tabii. falan. Bir Şeyh Benderzade değil yani. Eyvallah. Değil. Evet. Fakat romanda da var Üç İstanbul'da da. Adnan karakteri biliyorsun. Abi en kendini en huzurlu hissettiği yerler cami avluları. Selahattin camilerinin tabii. avluları. Bak tabii. biz bugün bir Yahya Kemal Selahattin camileri dediğimizde bile muhtemelen dipnot düşmemiz Selahattin'in gerekiyor. Selahattin'in camileri mi diye bile tabii, sorabilirler. Tabii Selahattin'in yani. Camileri falan. Yani Selahattin sultanların o büyük tabii. anıt camilerden bahsediyor. Bir şey daha hatırladım. Bizde biliyorsun 150'likler var, sürgünler evet. var. Refik Halit Karay'la evet. filozof Rıza Tevfik'in. Refik Halit Karay Beyrut'ta. Hatta Sürgün diye bir romanı var. Benim Olan en çok roman. Sevdiğim evet. romanlarından biri. Şeyde Amman'da diye hatırlıyorum. Evet, evet. Rıza Tevfik. Bunların mektuplaşmaları var. Bak mektuplaşmaların çok samimi mektuplar. Hani öyle ulan yarına kalacak bu mektuplar. Hani bunlar edebiyat eseri olsun değil. İçinde küfür var, argo var. Var da var. Var evet. da var. Çok samimi mektuplar. Bir yerde Rıza Tevfik çocuğunun ya da çocuklarının işte Robert Kolej'e mi yazdırmış? Ya bir sıkıntıları var yani çocuklarıyla ilgili. Onu anlatıyor. Bakın Refik Halit Karay. Refik Halit Karay da dindar, muhafazakar bir adam değil. Bunların altını çizelim hani genç okuyucular için ya da hacı amcalar. Ama üç nesil, üç hayat ha. yani yapma. Tamam. Olağanüstü. Şimdi Refik Halit ona diyor ki bak. Bugünün saraylısı. Bence evet. sen diyor zaten o çocukları diyor işte Robert Kolej mi yani bir evet. kolej. Oraya vermekle büyük hata. O zaman kaybettim bu çocukları. Hmm. Buna benzer bir laf var. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Geri geldi. Unutma. Bir detay tamam. daha var. Peki parantez sonra açacağım. Var. Rıza Tevfik filozof ya dinsiz hani Türkiye'de materyalizmi biliyorsun öncülerinden. Evet, evet. Orada bir şey anlatıyor. Bir tekke hatırası anlatıyor. Yine aynı hikaye. Kendimi huzurlu bulduğum diyor. Hani şu dünyada bir nebze huzur bulduğum yerlerden biri de tekke avlularıdır i̇şte. Diyor. Tekke bahçeleri. Hemen ekliyorum, hemen ekliyorum. Tosun Bayraktaroğlu, Tosun Baba ismiyle mülhem. Amerika'da bir Türk isimli anılarında. Bunlar Londra'da üç kişi aynı evde kalıyorlar. Tosun hmm. Baba, Can Yücel, Bülent Ecevit. Ekip çok sağlam. Ekip çok sağlam. Hasan Ali Yücel, dönemin Milli Eğitim Bakanı. Marif Müfettişi mi o zaman ismiyle? Hmm. Marif Vekili. Marif Vekili. Marif Vekili. Bunları Londra'da ziyaret ediyor. Bunlar tabii gece gündüz alemde. Bundan çok rahatsız oluyor şey Hasan Ali Yücel ve bunları bir odaya topluyor. Diyor ki oğlum diyor bak diyor sizin gittiğiniz yol yol değil. Bundan kurtulmanın tek yolu var. Beş vakit namaz. Gerçekten söylüyorum Hasan Ali Yücel. Ahmet bir Mevlevi'dir kendisi. İstanbul diyorsun. Üniversitesi hocalarından bu meseleyi kafaya takmış ve Hasan Ali Yücel'in Mevleviliği hakkında bir de kitap neşretmiş. Evet, evet. Önemli bir Mevlevi'dir Hasan Ali Yücel. Atlamamak lazım. Yani benim burada yarım yamalak işte evet. anlatmaya çalıştığım şey şu. Şimdi biliyorsun bana sorsan gurbetin tanımı şu ya da yabancılaşmanın. Bedenin bir yerdeyken gönlün, aklın başka bir yerdeyse bu gurbettir abi. Eyvallah. Yani öz aformak evet. için söylemedim bunu ama. Ama oldu yani. Bir kıssa bununla alakalı. Şimdi bizde evet. mesela bak jön Türkleşme dediğimiz şey. Bir hatıramı nakledeceğim. Lütfen. Hissettim onu evet. Şeyi de hatırlatayım sözü sana vereyim. Mesela benim yine çok sevdiğim isimlerden bir tanesi Abdülhak Şinasi Hisar'dır. Oo. Tabii. Bak biliyorsun o da bir Jön Türk. Tabii. İşte neredeyse çocuk denilecek yaşta Paris'e kaçıyor. Buyurun hocam ona Eyvallah. Değiniriz. Sonra o mankene gelmemiz lazım. Bella Hadid konuşuyor evet. bu yaştan yani Eyvallah. Espri yapıyoruz ama. Eyvallah. Şimdi bu katedral yangını çıktığında ben Washington'daydım. Ne Bak. Hayatlar var. Biz de Bağcılar'da orada Türk-Amerikan İş Konseyi. Bağcılar'da medeniyetin beşiği bir yerdir yani bu arada. Şimdi biz gittik orada ben tabii
çalışma saatlerinin dışında kalan zamanlarda bir yerde gidip oturuyorum. Evet. Yeni bu haber çıkmış. Yandaki masada oturan adam büyük bir hüzünle şey yaptı. Katedralin yanması hakkında konuştu. Tanımadığım bir adamla uzun uzun sohbet ettik. Sen dedim ne iş yapıyorsun? Ben dedi işte sigortacıyım. Sigortacılıktan emekli oldum filan. Fakat düşünün yani bütün kanallarda, bütün haber bültenlerinde o kadar uzun süre işlendi ki bu katedralin yanması, sebepleri, sonuçları, muhtemel ihmaller vesaire günlerce sürdü. Yani küçük dolga haber dediğimiz bir şeyle geçmedi. Değil. Mi? Evet, manşetlerde. Değil. Büyük işte bir yaz havasındaydı. Biz o yaz havasını mesela yani şey ajitatif davranmak istemiyorum ama bir tespit için söylüyorum. Şu an Filistin'de yaşananlar konusunda görmüyoruz ya, hiçbir yerde. Ya. Yani oradaki çünkü o diyelim mesele insan değil. Ohio'lu patates çiftçisine o duyguyu verebiliyor adam. Çok enteresan. İşte. Çok güzel bir yere geldi. Ohio'lu patates çiftçisi. Peki Ohio'lu olmayan ama Amerika'da yaşayan bir manken dostumuz var. Bella Hadid. Bir Vogue mankeni. Vogue dergisi bizde de yayını olan dünyanın en önemli değil mi? Moda dergileri. Hatta en önemlisi bildiğim kadarıyla. Yani Vogue'da olmaz. Sizde mi? Yani şöyle bizde derken Türkiye'de diyorum. Yani hani Vogue dergisinde bir modayla alakalı bir yayının çıkması önemli bir şey. O konudaki diyelim en önemli otorite. Yani onun çekimleri, fotoğrafları, orayı için çalışan insanlar, manken sonların isimleri, mankenler dünyadaki en önemliler. Bunlardan birisi de Bella Hadid. Babası yanılmıyorsam Danimarkalı değil mi? Babası Filistinli, Filistin annesi Filistin. Danimarkalı. Evet buyurunuz. Ama o bir şey söylüyor ve çok önemli bir şey söylüyor. Ya, ben bugün, de duyunca çok şaşırdım. Ya yani. Şimdi huyluğundan vazgeçmiyor. Ben biraz hani espriyle şey yaptım ama gerçekten mesela bazen hani bir meseleyi bir cümlede toparlayabilmek çok büyük bir marifettir. Hani metin yazarları, reklam yazarları ya da büyük muharrirler, köşe yazarları yapar bunu biliyorsun. Evet. Yani açıklaması gerçekten beni etkiledi. Şimdi bir kadın şey diyor. Yani bu benim mesleki kariyerime zarar verse de ben bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü hani özellikle Amerika'da, Avrupa'da Yahudi lobisi çok güçlü. Tabii. Hani Hannah Arendt'e bile neler yaptılar yani. Bella Hadid'e mi yapmayacaklar? Yapmayacaklar. Evet. Asıl beni etkileyen cümlesi şu diyor ki, hatta tam bulup söylüyor. Diyor ki İsrail diyor savaşmayı bırakırsa diyor barış gelir. Fakat diyor Filistinliler savaşmayı bırakırsa silinip giderler. Filistin diye bir şey kalmaz. Bunun görüntüsü var mıydı ekrana yansıtsak tam bunu konuşurken arkadaşlar? Yani yok, bu yok, inanılmaz bir özet. Olduğunu zannetmiyorum ben. Bu inanılmaz bak gerçekten tek cümlede. Bir daha tekrarlayabilir misin lütfen cümleyi? Abi, çok önemli bir cümle. Yani diyor ki İsrail savaşmayı bırakırsa barış gelir. Filistinliler savaşmayı bırakırsa silinip giderler. Filistin diye bir şey kalmaz. Çok acayip bir laf ya. Şimdi burada abi, ne diyorlar biliyor musun? Var ya bak, burada ne diyorlar biliyor şimdi musun? Şimdi basta espri yapıyorum ama inanılmaz. Yani Orta Doğu uzmanları boş ver hani. Yok ya ben hiçbir uzmandan bu kadar güzel bir söz duymadım. Burada şunu diyorlar. Bu camianın insanları. Efendim o tip o camianın insanları yani. İki tarafta savaşmayı durdurmalı. Barış gelmeli. Bir tane kapri miydi o Yahudilerin taktığı? Ha. Bir tane öyle bir çocuk resmi. Yanında da bir tane takke takmış Filistin çocuk resmi. Onlar kol kola öyle gidiyorlar. Naif, yani şey naif. Gibi eski ne diyelim şeyin reklamları vardı ya. Şimdi marka söylemeyeyim hani böyle iki ayrı dinlenen kişileri falan hatta evet, böyle evet, çok. Evet evet anladım dediğin şeyi. Anladım. Onun gibi paylaşımlar yaparak sanki bir iki taraf varmış gibi bir algı burada, yaratmaya çalışıyorlar. Şunu da ekleyeyim. Yani stok fotoğraflarına bile girip stok Filistinli fotoğraf çocuk diye arasa öyle bir çocuk çıkmaz öyle yani. Çocuk kesinlikle yok. Çıkmaz evet. Ya burada evet. Şunu da söylememiz lazım. Yine Bosna'ya da atıf yaparız. Orada da biliyorsun Dayton Barış Antlaşması var. Adında barış var. Ortada barış diye bir şey yok. Ateşkes o. Şimdi bunların barış görüşmeleri dedikleri şeyler. Türkiye'den hani örnek verelim. Hani çok konuşulur bu. Tecavüzcünle evlen diye ikna çalışmaları. Yani gerçekten evini işgal eden, seni toprağına sürdüğün nasıl barışabilirsin yani? Bak Bosta'da da yaptılar bunu. Yani kimse, yani genelleme yapacağım beni hoş görsünler. Araştırmıyor gerçekten, zahmet etmiyor. Bosta'da tecavüze uğrayan kadınlar, tecavüzcülerini sokakta görüyorlar. Göstermelik biliyorsun birkaç tane liderlerini işte Lahey'de yargıladılar. Evet. Hatta biliyorsun
Ahim'in bir skandal bir kararı var. Evet, soykırım var diyor. Yaptırım? Yok. Suçlu? Tabii. Ceza? Bedel? Sonra da gidip onları savunan Peter Handke'ye Nobel ödülünü verdi. Tabii. Bu kadar aşağılık bir millet. Şimdi bu ne? Ama metnin üzerinde Dayton Barış Antlaşması. Peki tabii. Dayton, bir detay daha söyleyeyim. Millete komple teorisi gelecek. İnternette bile araştırıp hemen görebilirler. Mesela Dayton Barış Antlaşması ne zaman dayatıldı abi? Yanlış söylemeyeyim. 1300 gün sonra falan. Hani düşünsene 3 yıl mı 4 yıl neredeyse geçiyor. Boşnaklar kazanmaya başlayınca. Bak dönemin evet. Boşnak Genelkurmay Başkanı'nın kameralar önünde açıklaması var. Yani Amerikalıların işte Amerikan Büyükelçisi'nin mi neyse hatırlamıyorum detayını tehdit ediyor. Durun yani taarruzu durdurun. İşte onların da bir büyük taarruzu var. Artık topraklarını geri almaya başlamışlar. Çünkü çok geçti detayını hatırlamıyorum ama diyelim Boşnaklar 3 günde topraklarının %70'ini kaybettiler. Yani Sırplar çünkü Yugoslav ordusu. Avrupa'nın en güçlü ordularından bir tanesi 3 günde mi ne Bosna'nın %70'ini işgal etti. Yani böyle korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Diyelim 3 yılın sonunda Boşnaklar büyük taarruza kalkıp toprakları geri almaya başlayınca doğru ateş kes. Evet. Şimdi hikaye bu. Bir hikaye daha var. Bu Oscar konuşması var. Onu da verelim şimdi. Çok seviyoruz. Sırada bekliyor. Bu Oscar konuşmasını dinleyelim. Ardından bir meselemiz daha var. Evet arkadaşlar o konuşmayı verebiliriz. So if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So if you win, right? Come up, accept your little award, thank your agent and your God, and f*** off, okay? Ne diyor abi bu adam? Ya güzel küfür ediyor be. Yani biliyorsun bazı yerler, evet. Yani başka bir şey söyleyeyim. Yani menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve defolup gidin diye kibarlaştırıyoruz. Evet. Evet. Yani gerçek hayat hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Lafın bir yerinde anlattık ya George Clooney'in seslendirdiği dijital bir platformdaki işte İsrail Cumhurbaşkanı'nın hayatı izle. Şimdi bir kere teknik olarak belgesel değil. Bir şeyin belgesel olabilmesi için karşıt görüşlere de yer vermesi gerekiyor. Eleştirilere de yer vermesi gerekiyor. Eğer belgesel dediğin bir yapımda, prodüksiyonda karşıt görüş yoksa o tanıtım filmi zaten. Şimdi orada mesela ne diyelim eski radyoculuk tabiriyle söyleyeceğim George Clooney yatak sesiyle bize hayallerinden vazgeçme, asla pes etme diye bütün çok güzel dalga geçiyor. Sen ne biliyorsun gerçek hayat hakkında? Sen git reklamlarda poz ver, tebessüm et, kadınlar işte. Ya sen evet. Eğlence sektörünün bir malısın. Bu kadar. Ne biliyorsun? Hiçbir şey bildiğin falan da yok. Yani bu biliyorsun çok işte ofansif. Mizah falan diyorlar çok sert ama bence bu yani. Eyvallah. Peki. Yani bu çok basit abi. Ya bizim Türkiye'de de var o. Yani televizyon ünlülerini ya da şey sahne sanatlarıyla uğraşan insanları sahte kanaat önderlerine dönüştürme. Kendileri de bunu çok iyi yapıyorlar. Bunun medyaya için ayrı yakınlıklarından bir program yaparız dolayı. Eğlence sektörü ama eğlenceli. Ama aslında yani. Şusun sen yani sen bizi eğlendir abi yani. Yani biz sana izleyelim, para verelim. Tabii. Ama senin o konulardaki görüşlerini merak etmiyorum hakikaten ben yani. Bak şunu söylememe müsaade et. Şimdi konuştuk diye hatırlıyorum seninle daha önce. Şimdi mesela halkımız, bu cahil halk diyelim tırnak içinde beni yanlış anlamasınlar. Şimdi mesela Türkiye'deki ünlülerin filmlerine, dizilerine reyting veriyor. Evet. Para da veriyor gerektiğinde. Para tamam. Veriyor konserine sinemaya gidiyor. Sinemaya da gidiyor. Para veriyor filmine gidiyor. Evet. Sıkıcı fakat filmlerine gidiyor. Ünlüler, 3 saat izliyor. Bakın evet. Bu ünlüler seçim zamanında bir partiyi işaret ediyorlar. Açık açık işaret ediyorlar. Söylüyor yahu açık açık ona açık oy verin açık. Diyor. Ben de buna oy veriyorum zaten. Yani söylüyorlar. Kimse tırnak içinde o cahil dedikleri halk. Gidiyor. Bunların buraya oy verin dediği partiye oy vermiyor. Vermiyor evet. Şimdi buna çıldırıyorlar. Tabii. Şimdi cahil dediğin halk da espriyle ben hep şey derim. Anadolu irfanı. Tabii bu bir espri, bir ironi ama şunu atlıyoruz. Şimdi biz okur yazar, işte artık kendimize ne diyorsak işte diplomalı, beyaz yakalı, hangi sıfat? Bugün şimdi, üçümüz de beyaz yakalıyız farkındayız. Beyaz yakalıyız evet. Zaten. Şimdi bizim yanlış karar verme olasılığımız daha yüksek. Bizde seçenekler çok.
bizim dikkatimizi dağıtan şeyler çok. Yani hayat bizim için çok basit değil. İtirazın var mı? Abi bu Anadolu irfanı çok önemli. Yani. Biz yine bir kısa geliyor bak şimdi. Çok biz son dönemde çeşitli arkadaşlarla yaptığımız münazaralarda dönüp dolaşıp sonra bir bakıyoruz ki Anadolu irfanı zaten meseleyi halletmiş. Çünkü bu gerçekten bir güzelleme değil. Tabii. Şimdi az bilen insanın, hani seçenekleri daha az olan bir insanın doğru karar verme olasılığı daha yüksek. Daha evet. Pratik, onu anlatmaya çalışıyorum. Daha pratik bakıyor. Yani şunu biliyor. Yani kötü benzetme yapacaktım, vazgeçtim canlı yayındayız ama. Ya bu, bununla bunu izlerim ben, gülerim, eğlenirim. Bunu izlerim, işte şarkısına, efendime söyleyeyim, eşlik ederim, güzel bir yaz akşamı geçiririm. Eyvallah. İşte ne bileyim, bunun dizisini izlerim, hüzünlenirim, tabii, efkarlanırım, ağlarım, rahatlarım. Hepsinin ne işe yaradığını biliyor. Ama ona mesela bir yaşam koçu, perestiş etmiyor bir kanaat yani. Önderi, o benim her şeyim, bana yol gibi bir şey yok. Yani nereden niye alacağını biliyor, pratik. Ama öbürü öyle olduğunu zannediyor. Öbürü ama işte o şey, şimdi ne diyelim ona, kültürel bir şizofreni o. Hani tabii. Gerçekle kurguyu artık birbirinden ayırt edemiyor. Bu Saatler Ayarlama Enstitüsü'nde bir Türkiye'ye psikiyatri getiren adam var biliyorsun. Yani, bir doktor. İspiritizma cemiyeti. Doktor Ramiz. Onun meşhur sözleri var. Efendim diyor, psikanaliz icat edildiğinden beri herkes hasta. Öyle ya da böyle hastadır. Ama olağanüstü bir laf, bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten olağanüstü laf. Abi Orhan Okay da bir makalesinde söz ediyor. Bunun kaynağı olan kişi, Ahmet Hamdi'nin arkadaşı olan İzzettin doktor. Şadan gerçek diye doktor. Bir gerçek psikanalist var. Şimdi bu İzzettin Şadan Marmara Kıraathanesi'nden önce o Beyazıt'ta bulunmuş. Birkaç eser yazıp sonra kendisi toplatmış. Hatta Bisam-ı Saadet diye bir eser yazıyor. Sonra hepsini kendisi alıyor geri. Neyse onlar çok karışık hikayeler. Fakat bu adamcağızın el yazısıyla tuttuğu defterler vardı. Biz onları tevarüs ettik. Onları Latin alfabesine çevirttik. Bir yarısını ablam çevirdi. Biliyorsunuz. Evet. Benim durur zaman zaman açarız oradan fal bakar gibi gülmek için okuruz. Ne o, aforizma gibi şeyler mi? Çok değişik tespitleri var. Şimdi adam psikanalist. Yani Freud'la mektuplaşmış, Jung'la tanışmış filan bir adamdan bahsediyoruz tabii. Hatta komik bir hikayesi vardı. Niyazi Bey anlatmıştı. Bu hastalığının son dönemlerinde ziyarete gidiyor bu arada sırada onu. İşte adam tabii hassas. Kapı açılınca uyanıyor. Girince kapıyı açıp uyanınca evladım diyor, yaklaş diyor, sana önemli bir şey söyleyeceğim. Tabii merak ediyor, yaklaşıyor falan, eğiliyor. Ya diyor, biz yıllarca diyor korktuk, söyleyemedik ama Jung haklıydı, Jung diyor. Şimdi biz arada bir şaka olsun diye Jung haklıydı Jung deriz. Haklıydı, Jung. Şimdi onun bir tespiti var abi. O tabii çok kafa yormuş. Yani bu işin tabii karikatürleştirmeyeyim ama adam hakikaten Türkiye'ye psikanalizi getiren adam. Hı-hı. İşte Freud'a göre çocuk ve anne gibi evet. İlk makaleleri yazan kişi. Onun şöyle çok değişik tespitleri var. Diyor ki normalde diyor bir cemiyette aydın zümrenin sağlıklı olması, umumun ahalinin de daha az sağlıklı olması ve aydın zümrenin bunları sağaltması, iyileştirmesi beklenir. Evet. Fakat diyor bizim cemiyetimizde diyor tam bunun tam tersi geçerlidir. Bizim aydınlarımız diyor marazlıdır, hastadır. Aslında zihinsel halk. Olarak. Fakat diyor halkımız çok sağlıklıdır. Sabırlı ve ısrarlı bir şekilde onları iyileştirmeye devam etmektedirler diyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu da doğru yani. Çok doğru. Bir hikaye var, bir mesele var. Biraz belki buna doğru son 10 dakikada girelim diyorum. Müsaadeniz olursa. Mesela Ben Hur'u hatırlıyor musunuz? Ben Hur kahraman. Tabii. Evet. O eski filmi diyorsun evet. Değil mi? Yine bu Ben Hur gibi. Üretilmiş, çoğaltılmış bir takım kahramanlar vardır biliyorsunuz. Yani Batı sinemasının, daha doğrusu Hollywood'un ürettiği ve pazarladığı. Epik hikayeler. Epik hikayeler. Bu hikayelerin altında yatan hani şeyin farkındasınızdır. Ama bizim mesela destansı anlatılarımız vardır ve bunları biz bir ne diyelim şeye dönüştüremeyiz. Kahraman mitine bir türlü dönüştüremeyiz.
Yani şimdi lisede çocukların hepsi Lawrence'ı bilir değil mi? Yani, o da nasıl yani? Ya, filmi de çekildi. Hatta şimdi kitapları onun İngiliz Prenses. Boyu 1.60 mı ne? Filmde evet, 1.90'lık oyuncu oynuyor falan. Selefini de kitabını yayınladılar. Onu da bilir. Peki mesela Halil Paşa'yı bilen kaç Halil kişi vardı? Paşa'yı bilmez. Halil Kut Paşa'yı bilen kaç kişi vardı? Fakat mesela Halil Paşa, Çanakkale'den sonraki Halil en büyük Paşa, zafer. Evet. İngilizlere atılmış evet. En büyük tokat. Evet. Ama işte Halil hani, Paşa sakıncalı bir şahsiyet ama. Çünkü güçlü bir karakter. Enver Paşa'nın akrabası şeyi, yani. Neydi, dayısı mıydı? Tabii. Evet. Dayısı ama Enver'den küçük. Enver'den küçük falan. Yani şeyi tabii yarım yamalak anlattığımı zannediyorum. Mesela bir örnek daha söyleyeyim. Şimdi buyurun. Bu ne diyelim resmi tarihin klişeleri var ya. Sırtımızdan bıçakladılar evet. Falan. Yarım yamalak şeyi hatırlıyordum. Gelmeden önce ona baktım. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda bir Yahudi lejyon birliği var. Yani bize karşı savaşıyor. Ben onu hayal meyal hatırlıyordum. Ya dedim şuna bir bakayım. Çünkü derdim şu. Ya arkadaşlar siz gerçekten hani bizi sırtımızdan vuranlar, bizim işte dedelerimize o eziyetleri edenler konusunda samimiyseniz. Yani bunu da, bu konuşmayı da çok uzatmak istemem. Hani birbirimizi böyle bir samimiyet testine sokmaya da gerek yok evet. Aslında ama hani dayanamıyorsun hani. Ya arkadaşlar bizim dedelerimize, nenelerimize ne bileyim katleden, hani eziyet eden bir sürü insan var. Ya bunları niye hatırlamıyoruz? Yani bunu böyle bir eski kan davası gütmek anlamında değil. Bakarken şeyi gördüm. Hacettepe Üniversitesi'nden bir akademisyen toplamış malzemeyi. Onu bilmiyordum mesela. Çanakkale Savaşı'nda Siyon Katır neyi var? Dur, birliği. Hatta, biz onu bu programda işledik. Yani ben onu bilmiyordum mesela. Seyit Ahmet Sılay diye bir abimiz var. Çok önemli. Şimdi bu şu demek değil. Araştırmacı ve koleksiyoner onun belgesini getirdi bize. Şimdi bunu şunun için söylemiyorum bak. Bunlar tabii hassas, herkes böyle bir, herkesin travmaları var, tetikleniyor. Kardeşim Yahudiler de bize ihanet etti. Hayır. Ya Yahudiler için de bize ihanet eden var. Muhtemelen Çanakkale Savaşı'nda bizimle birlikte bizim savaşırken hayatını kaybeden Museviler de var. Yani bu işler bu kadar nasıl fakat, diyelim. Fakat şimdi bir şey söyleyeceğim abi. Basit değil yani, böyle ucuz propagandalara gerek yok. Tabii. Bize ihanet etmiş olmaları muhtemel olanlardan bahsederken Yahudi, bizim saflarımızda olanlardan bahsederken Musevi dedin değil mi? Musevi bana daha sempatik geliyor nedense. Evet, latif olsun diye diyorum. Yok, bilmiyorum hani. Şimdi o söylediğiniz hikaye, yani Suudi Arabistan bölgesinde üç büyük kabile var diyelim ki. Bunların en küçüğü şimdiki Suud ailesi, diğer ikisi Osmanlı ile birlikte yani. Yani. Şimdi Yemen'de bu işler biraz karışık. Yemen'de mesela şimdi şey yapıyoruz ya, işte İmam Yahya var. Hatta bizim meclisimize yazı yazıyorlar. O Zeydilerin lideri, şimdi başka bir adla anılan grup. İşte biz de temsilci gönderelim filan. Evet, savaş olunca İngilizlerle savaşırken bizim yanımızda. Ama ondan önceki 7-8 sene boyunca filan sürekli isyan etmişler. Ya bir de bak hani bize. Yani böyle bunlar işte biraz önce... Ya onlar da ama toprak sattı diyen kafayla aynı kafa yani o. Bu biliyorsun son yıllarda Türkiye'de popüler böyle terapi akımları var. Aile dizimi gibi. Evet. Şimdi kök dizimi miydi? Kök dizimi. Şimdi burada biliyorsun mesela ben biraz malumatım var. Aile dizimi hakkında. Tabii. Tecrübem de var biraz ama çok ayağa düştü. Çok böyle hani iyice cılkı çıktı falan. Evet. Bert Hellinger yanlış hatırlamıyorsam işte eski bir Alman misyoner işte yapıyor. Ana fikir şu biliyorsun. Şimdi ne diyelim onu 21. yüzyıla kadar hani modernleşme, aydınlanma ne birey var. Hani akıl var, bilim var evet. Falan filan yani kısaca anlatalım. Şimdi aile dizimi sana ne diyor? İşte hatta bestseller bir kitap var. Seninle başlamadı diye. Güzel isim. Seninle başlamadı. Çünkü kitaptan şöyle bir şey hatırlıyorum. 11 Eylül'de mağdur olan hani 11 Eylül mağdurlarından daha sonra hamile kalıp yani çocuk doğuranların bebeklerinde, çocuklarında işte stres hormonu neydi? Kortizol mu? Stres hormonu çok yüksek çıkıyormuş. Fakat şu detay önemli. Yani diyelim stres hormonu çok yüksek çıkan çocuğun annesi 11 Eylül olayları sırasında ona hamile değil. Yani 11 Eylül'den seneler sonra hamile kalmış. Diyelim 5 yıl sonra hamile kalmış.
10 yıl sonra hamile kalmış ama çocuktaki stres hormonu çok yüksek. Şimdi bunu teori bunlar tabii. Yani eyvallah. Ben de uzmanı değilim şimdi böyle ahkam kesemem. Şeyle ilişkilendiriyorlar hani travmalarda genlerle taşınıyor. Nesilden nesile aktarılıyor diye. Eyvallah. Tamam. Yani. Şuraya getireceğim onu. Şimdi orada biliyorsun hatta Hannah Arendt'te de biraz o var. Hannah Arendt'in filmde başka bir sahnesi var. Buna işte kürsüsünü bırakıp gitmesi için baskı yapıyorlar. Kürsüde tehditlere rağmen, baskıya rağmen derse gidiyor. Ve tarihi bir konuşması var orada. Filmin adını soranlar var internette. Aynı isim. Hannah Arendt. Tamam. Film. Eyvallah. Orada şunu söylüyor. Anlamaya çalışmak affetmek demek değildir. Bak, anlamaya çalışmak affetmek demek değildir. Şimdi biz Türkiye'de işte Doğu Akdeniz bak. Yani Orta Doğu deyip duruyoruz. Ya bunlar basit kelime şeyleri değil. Ya kardeşim coğrafyanla biraz barış. Kültürünle biraz barış. Ya bu şu demek değil. Şovenizm değil bu. Yani lan bizim benim öyle bir arkadaşımın bir hikayesi var. Bunun dayısı hayatında hiç yurt dışına gitmemiş. Ama hep şey iddia edermiş. Bizim ülkemiz gibisi yok. Ama bu tanıdık bir tipler. Hepimizin böyle bir akrabası vardır. Söyledi de doğru yani. Ben diyorsun Washington'a gittim. O kadar yeri gördüm. Altına imzamı atarım. Tabii. Yani. Şimdi bunu evet. Kastetmiyoruz. Yani buradaysan, ya yani buradakilerle, ölülerle, dirilerle. Bir barış kardeşim. Ya bir rahat bir ilişki kur ya. Ya çok güzel bir yere geldin ama programımız yani nihayet yani erdi. Yani Yafa'da güzel. Ayaklarını suya sok be. Çok güzel. Yaptın mı? Yıllar sonra yaptım ben onu. Yafa'da ayaklarımı suya soktum. Güzel bir şekilde bitiriyorsun. Hoşuma gitti bu. Tekrar bunun üzerinde bir şey söylenmez abi artık yani orada bitiriyor. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Nuri Pakdil Üstadımızı anmak lazım. Çünkü Kudüs deyince bu ülkede yani. Belki de en çok anılması gereken isimlerden bir tanesi. Kudüs sevilmeden insanlığa girilemez. Çok ince, çok güzel bir laf. İnsanlığı yani. Temsil ben ediyor çok, yani. Çok severim bu yani sözü. Dünyada bir sürü şehir yıkılıp gitse tamam mı? Kudüs kalsa olan insanlığı evet, özetir evet, ha. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Sadece dinle alakalı bir şey değil bu. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir programdı. Teşekkür ediyorum. Arşivlik bir iş yaptık inşallah. İnşallah. Tekrarında. Şu şeyle bitirecek misin? O Ekstras dizisiyle, o sahneyle. Evet. Vaktiniz var mı? Öğretmenim hazır mı o sahneyle bitirsek? O da güzel bir sahnedir çünkü. Çok bilinen bir dizi değil o. Evet. Dizinin ismi bir daha söyler misin? Ekstras, figüranlar. Evet, Ekstras. Peki. Ekstralar yani. Sevgili dostlar. Bizde de mesela figüran dememek için yardımcı oyuncu deriz. Eyvallah. Orada da. Ekstralar. Ekstralar. Peki. Bir bölümün daha sonuna geldik. Filistin. Yeniden özgür olana kadar, Kudüs ve Mescid-i Aksa sonsuza kadar, İslam'ın oluncaya kadar, hoşça kalın.